İyi akşamlar değerli izleyiciler. Heketek Özel'de yine karşınızdayız. Konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı, herhalde Türk siyasetinin en renkli, en kıymetli isimlerinden bir tanesi. Gerçi şimdi biraz siyaset dışı ama yandan müdahaleleri de zaman zaman olmuyor değil. Hüsamettin Cindor konuğumuz. Hüsamettin Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük. Sohbete başlamadan önce ben şu Murat Bardakçı'dan bir hesap sormak istiyorum. Hayır, başımda beraber. Sen hesap sormasın mı? Evet. Sen ne biçim adamsın? Niye? Abi eziyet edilir mi? At şeyi. At şeyi tabii. Kıskandın. Ne kıskanacağım? Kıskandın. Herkes hayran. 18 yaşında zavallı atı oraya getir, dağın tepesine çıkart. Tık, evet. Nefes olmuş hayvan zaten. Evet, bir de üstüne bin. O da senin maksat, gibi senin maksat, gibi kalbini yaptırmadı bir de. Maksat o dağda binmek. Bir de tepesine bindin atın. O dağda binmek. Yani sizin evin oradaki şeyde, manejde binmek herkes biner. Şimdi ben şu kamerada biner. Ben şunu anlamadım. O hayvan nasıl dayandı senin ağırlığına? Ben hayvan de şimdi için, atın bacakları, atın bacakları yapacak. Biraz ayrıldı, biraz ayrıldı. Belliydi ama beli kırılacaktı şeyden, ya. O şeyden o. Manevi ağırlığından senin. Manevi ağırlığından. Güzel de ama değil mi? Program çok güzeldi. Bir de şeye çok güldüm. Onun da dedikodunu yaptık arkasından. İnternete demediğini bırakmazsın. Orada internet yok, internet, i̇nternet yok, internet yok. Benim maksat şu. Biz halkımız için varız. Ne halkımız için varsın? Halk. Halk. Halkımızla mesajlaşamıyorduk. Ha. İnternet hemen Google'a girip bakacak değil mi? Google benim. Ya ben bu kadar... De şey... Yok, onu tişörtüne girdik sana zaten. Mail çalışmıyordu. Halkımdan uzak kaldım. Vah vah vah. Halkından uzak kaldım. Evet, cevap verecektim, şey yapacaktım. Ona buna bağırıp çağıracaktım. Koça çekecektim. Evet, onun için. Ama güzel oldu. Program çok güzeldi. Bundan sonra hep böyle dağda taşta yapıyorum. Evet, şeyde yalnız tavsiye ederim naçizane. Manejlerde ata binmeyin, kalelerde binin benim gibi. Ben evet. Ne manejde biniyorum. Kale dedim de bu hafta öbür gün şey var. Biz at faslını çocukluğumuzda kapattık. Ben de çocukluğumda kapattım. Ama görünce işte çocuğun nisyan denir. O hasret. Çok güzel döner. Atın üstü çok yakışmıştın yalnız. Şeyde giydim. Fakat at salabilse daha iyi olurdu yani. Attan daha iyi döner atın üstü. Efendim özür dilerim. Estağfurullah. Anlıyorum. Anlıyorsunuz. Hüsamettin Bey hakikaten şu ata binecek bir adam mı Allah aşkına? Estağfurullah. Kimler bindi, kimler düştü. O da doğru. Söyle. Ama o krattı. Krata bilenler barda bir düşüyorlardı. Söyle. Seninki de krattı. Söyle. Benimki de krattı. Evet. Ama sabit kadem oldu, evet. Neyse. Yalnız kale dedik de cumartesi günü şeyi yayınlıyoruz. Alamut Kalesi. Alamut Kalesi'nin görüntülerini yayınlıyoruz. Evet. Ya o kale hakikaten var mıymış ya? Çok enteresan yani. 25-26 sene önce ben de çıkmıştım. Hala duruyor. Dün müzetmişler. Yok tabii çocukken okuduğum için hep şey diye düşünmüştüm. Var, masal var, falan var, diye düşünmüştüm. Var, var. Programı geçsem ben bir daha okuyayım kitabı. İstersen buyur gel. Yok. İstanbul'da yok. Hasan Sabbah. Alamut Kalesi'nin görüntüleri var. 300 civarında. Peki o Cennet Bahçesi'nde görüntüleri var mı? Hepsi var. Cennet Bahçesi. Tabii Cennet Bahçesi şimdi Cennet Çölü. Ya ağaç maç kalmamış hakikaten. Her şey duruyor. Peki Cennet Bahçesi kadınların görüntüleri de var mı? Bazı minyatürler koyacağız. Olacak. Kanunlar ve yönetmelikler ölçü. Çerçevesinde. Çerçevesinde. Bazı minyatürler koyacağız. Valla Rütük Cart diye dayar biliyorsun. Yoksa onları öğrendik ya. Mesleğinden yürütüyor, öğrendik. Gerçi bir gün bir ayıplı kelimeyi defalarca tekrarlayarak ağır bir 17 ceza... 17 kere. 17 kere. 17 kere. Pelin Batu'nun Türkçesini düzeltmek maksadıyla 17 kere burada ismi lazım değil, P'yle başlayan bir kelimeyi kullandılar. P'yle başlayıp N'yle biten. Düzeltebildiniz mi? Düzelmedi. Telaffuzu. Kız sonunda kaçtı zaten. Aa diyor da. Kızı kovdu buradan. O kelimeyi söyleyemediği için. Estağfurullah. O ama... Harika. Güzel söylüyordu. Şey, aksan da söylüyordu. Benzin gibi söylüyordu. Benzin gibi. Benzin. Ama o biraz sanki Fars aksanı gibi geldi bana. Şimdi özüne uygun. O kelime Farsça değildir. Değil mi? Değildir. Niye öyle bilmiyor? Yanlıştır. Var yani eski Pehlevice'de öyle bir kelime var ama ben onun ne olduğunu da yazdım, söyledim. Millete karşı çıktı. Kelime İtalyancadır. Evet, evet. Şey, uskumru. 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 Makarel. Makarel. Aslı. Evet. Beyaz balık yani. Beyaz balık. Odur. İtalyancadır. Evet. Neyse, Türk halkının edebini bozmaktan vazgeçelim, konumuza dönelim. Memleket karıştı. Karıştı. Yani tam sevindik böyle, yarın da onu yazdım. Tam sevindik, yani seçim oldu işte, %50 aldı birisi, artık tartışa, bağırışa, 2 senede siyaset konuşmayız, rahat ederiz falan derken, birdenbire önce Hatip Dicle, ardından Mustafa Balbay, haber al dostunuzdur üstelik de. Herhalde 6 KCK'yı da bırakmayacaklar büyük ihtimalle, geri kalan 5'ini de bırakmayacaklar herhalde. Ne diyorsun Hüsamettin Bey? Şimdi tabii seçim
Huzur üretir dünyanın her yerinde. Demirel'in en güzel lafıdır. Evet. Huzur üretir, çözüm üretir. Çözüm üretir. Bize sorun üretti bu sefer. Evet. Ama bence seçimin koşulları bunu gerektirdi. Demokrasiye yakışmayan bir seçim yaptık. Nedir o? Şimdi bu Barış ve Demokrasi Partisi'nin başına gelen de bu. %10 barajını düşürmüş olsaydık bugün BDP seçime parti olarak girecekti. Evet. Adaylarını disipline edecekti. Ve başına da bu işler gelmeyecekti. Ne Türkiye'nin ne de onun. %7'ye yakında oy aldı. Onu çok önemli bir imtihana soktuk. İmtihan ne? Şimdi bugüne kadar demokraside duyulmamış bir tabir. Falanca bağımsızları destekleyen BDP. BDP. Böyle bir tabir duymadı ben. Ama buna mukabil o partinin temsilcileri, örgütü müthiş bir gayretle çalıştılar. İpliklerle, metrelerle oylar verdiler. Bir geometri dehası ortaya koydular. Bir büyük başarı elde ettiler. Bu başarı aslında kendi fikirlerini paylaşmadığımız halde hepimiz için bir örnek oldu. Örnek. Çok önemli bir örnek. Ama onları bu zora koştuğumuz dönemde ve onların tek tek fiilen bireysel olarak yaptıkları çalışmaları sonunda bir partiye dönüştürecekleri süreçte bu sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi tabii eski bir meclis başkanı olarak tarafsızca konuşmak istiyorum. Doğruları ifade etmiyorum. Çünkü televizyonlara çıkan arkadaşlarımız yahut son zamanlarda tedarik edilmiş kişiler o kadar yanlış bilgiler veriyorlar ki. Ne demek tedarik edilmiş? Hepiniz de biliyorsunuz kim kimdir. Artık müdavimleri var bu işin, kadrolu ve aynı şeyleri. Hayatında parlamento üyeliği yapmamış, parlamento hukukunu bilmeyen kimlik ve kişilikler, hukukçu da olsalar yanlış bilgiler veriyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim, Yüksek Seçim Kurulu kararı doğru bir karar. Doğru bir karar. Evet. Hukuken, evet. Hukuken doğru bir karar. Ama kararın yanlışlığı şu, bir yanlışı var. Öncesi yanlış. Hayır, bence sonu yanlış. Şimdi iptal ettiğiniz tutanak aslında milletvekilliğinin iptalidir. Milletvekilini iptal ediyorsunuz. Evet. Adam milletvekili. Anayasaya göre de milletvekilini düşürme kararını parlamento verebilir. O da bir imtiyazdır. Neye? Anayasa mahkemesine itiraz hakkınız var. Bu haktan Hatip Dicle'yi mahrum eden bir karar veriyorlar. Ben tatbikata baktım buraya gelmeden evvel. Benim dönemimdeki tatbikat iyi. Üst üste gelmiş. Hep muntazam gitmiş. Melih şeyin de düşürmesi dahil hep meclis kararıyla yapmışız. Ama sonraki uygulamada iki tane değişik karar var. Birisi Bahattin Şeker hakkında. Askerliğe evet. Çıkmıştı. Bahattin evet. Şeker'in askerlikle ilgili ehliyetsizliği demiyorum. Yetersizliği, milletvekili seçimi yetersizliği ortaya çıktığı vakit ortaya bir önemli hadise çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı karışıyor vesaire vesaire. Danıştay hepsi geçtikten sonra mahkemeler meclis istifasını kabul etmiyor. Hmm. İstifa ediyor Bahattin Şeker dürüstçe geliyor. Buna mukabil dosyayı Yüksek Seçim Kurulu'na gönderiyor. Yüksek Seçim Kurulu 3 sene sonra milletvekilini düşürüyor. Bu yanlış bir şey. Evet. Evet. Bu yanlış bir örnek tamamen olarak. Buna mukabil Merve Kondakçı için ise tam doğru bir karar veriyorlar. Danıştay'dan gelen kararı alıyorlar, okuyorlar ve okudukları tarih itibariyle Merve Kondakçı'nın milletvekili düşüyor. Evet. İki tane ayrı teamüle destek olabilecek son zamanlara karar var. Bu yeni anayasa değişikliklerinden sonra. Ama buna rağmen benim kalbi düşüncem ve hukukçu düşüncem, parlamento başkanı sıfatıyla düşüncem bu kararını, Yüksek Seçim Kurulu kararını kendisi vermeyip de meclise yollasaydı ve meclise çok düşürmesini isteseydi bu kavgalar olmaz. Ve meclis bunu müzakere ederdi. Neyi müzakere edebilirdi? Mesela işte bir sene 7 ay 10 ay neyse mahkum edilmiş olması karşısında bunun ehliyet bakımından değil de yeterlik bakımından bir tartışması yapabilirdi. Hüsamettin Bey bir şey merak ediyorum. Evet. Şimdi bu tartışmalar başlayınca oturdum ilgili yasaların tamamını okudum. Hukukçu değilim ama okuduğunu anlayabilen bir insanım. Bunu Murat da kabul eder herhalde. Benim pek adam olduğumu kabul etmese bile. Estağfurullah. benim anladığım şöyle olması gerekmez mi? Hadi diyeceğim meclise gelecek. Yemin ediyorsa yemin edecek, etmiyorsa etmeyecek. O ayrı davranacak. Evet. Meclise girecek. Meclis toplanacak. Hatip Dicle parlamentonun bir üyesi olacak.
Daha sonra karar geldiğinde, mahkeme kararı buraya iletildiğinde milletvekilliği otomatik olarak düşecek. Çünkü evet. Bu gibi durumlarda otomatik olarak düşüyor. Evet. Yani meclisin onaylaması gerekmiyor. Öyle olması gerekmez miydi? Tabii, doğrudur. Yalnız işte o zaman bugün BDP'leri dinledim. Onların dediği meclisin müdahale hakkı, müzakere hakkı falan doğabilirdi. Meclis o konuda bir genel kurul müzakeresi açabilir. Kanunda böyle bir müdahale hakkı yok meclisin çünkü. Ama yorumsal olarak otomatik olarak düşer. Yapabilir. Ve zannediyorum o uzlaşma içerisinde belli bir süreçte başka bir uzlaşma da çıkabilirdi. Sayın Erdoğan yasa değişikliği gibi. Evet. Erdoğan tez için o konuda çok değerli fikirleri vardı. Türkiye'de bence parlamento hukukunu en iyi bilen. En iyi bilen olabilir. Anayasa profesörümüz. Bize de sorsalar bir takım formüller bulabilirdik. Ama çok rigid bir karar verdi Yüksek Seçim evet. Kurulu. Kapıları kapattı. Bugün de tekrar etti. Tekrar müzakerede de hayır ben kararımda mısırım dedi. O evet. Nedenle ben BDP'lilere manevi bakımdan hak veriyorum. Ama maddi hukuk açısından baktığım zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında da bir yanlışlık görmediğim ifade. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında şöyle bir yanlışlık yok mu geçmişinde? Daha başında adaylığı sırasında bunu... Olamazsın demesi lazım değil miydi? İşte demin söylediğim o. Eğer bir parti listesi olsa ona itirazlar vuku bulup bunu araştırabilirdiniz. Bu bağımsızlar, iplikle iş gören bağımsızlar konusunda gözünden kaçmış olabilir. Kaçmadı ama. Önce bir iptal etti. Sonra basınlardan sonra... istendi şey şimdi, Fatih Beyciğim, 200'ün üstünde bağımsız olayı var. Bizim aklımıza sade seçim kazananlar geliyor. Tabii. Mesela 17 bin oy alan Diyarbakır'da başka aday var. Ensarioğlu var. Yani. 17 bin oy almış. Mardin'de, Urfa'da. Çetin Paşa var burada. Orada, burada bir sürü. Onların hepsine ilk defa başına gelmiş Yüksek Seçim Kurulu biraz şaşkın vasiyette oldu. Anlaşılıyor. Bu kadar fazla adam olur. Evet. Ben kararı açıklayan başkan yardımcısını dinlerken sesini titrediğini ve zor konuştuğunu gördüm. Konuşamıyordu. Heyecanlandı. Heyecanlandı. Anlatmakta zorluğu var ama hukuken yapacağı bir şey yok. Hukukçuluğu var, mantığı var. Siyasi sonuçlarını düşünüyor. Tekleyerek konuştu. Evet. Şimdi ben Yüksek Seçim Kurulu'ndaki yargıçları suçlamıyorum. Başka bir şey söylemek istiyorum. Kusur yine biz siyasetçilerde. Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme yerine koyduk. Yüksek Seçim Kurulu bu kararları veriyor. Ne anayasada değişiklik yaptık ne de Yüksek Seçim Kurulu'nda. Benim vaktiyle söylediğim bir şey vardı. İl ve ilçe seçim kurullarında parti temsilcileri nasıl varsa, Yüksek Seçim Kurulu'nda da ana muhalefet partisinin ve parlamentodan bir başka üyenin bulunması gerekiyor. Ve onlar en azından işin siyasal veçelerini anlatabilirler. Yüksek Seçim Kurulu'nun yargıçlarının sadece dar çerçeveyle, dar bakışlarını genişletebilirlerdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir de kesin olarak tutanak iptal yetkisini almak lazım. Geçmişte, siz tabii geçmişi daha iyi bilen insanlarsınız. Sebati Ataman hadisesi vardır. 50'deki seçim hukukuna göre meclis çoğunluğuyla Sebati Ataman'ın tutanağı iptal edilebilmiştir. Seçim kurulu değil. Ondan sonraki hadiselerde de hep Yüksek Seçim Kurulu tutanaklarını ancak meclis iptal edebilirdi. Ama demin söylediğim gibi burada iki tane birbirine benzemez örnek aynen. Türkiye yaşamış. Evet. Keza bugün bir başka garabet oldu. Bu da YSK ile ilgili değil, evet. Doğrudan doğruya mahkemelerle ilgili bir garabet. Evet. Mustafa Balbay'ın ve diğer aday Haber Alın. Serbest kalmaları engelledi. Milletvekili düşmedi. Milletvekili olarak onu da ayrıca konuşacağız da milletvekili oldular ama gidip yemin edemeyecekler ve parlamento çalışmalarına katılamayacaklar. Şimdi bir anlamda ben makul karşılıyorum bunu. Niye? Yani ben cezaevinden kurtulma yolunun milletvekilliği olması gibi bir garabeti de çok açıkçası içime sindirebilmiş değilim ama sonuç olarak mahkum değiller. Seçime katılmalarında bir mahsur olmadığına göre bir de irade çıktı ortaya. Halk iradesi çıktı. Hadi diyelim ki olmaz ama dönüyorsunuz Sabahat Tuncel aynı durumda. Bundan 4 sene önce serbest bırakıldı. Burada da benzer bir durum var. Sabahat Tuncel yani PKK davasından yargılanıyordu. Evet. Terör davasıydı o da. Aynı kapsamda bir dava. O serbest kaldı. Bu ikisi serbest bırakılmıyor. Yarın öbür gün büyük ihtimalle KCK'larla ilgili benzer bir karar çıkacak. Bu nasıl bir şey? Şimdi bu 12 Eylül referandumunda yapılmış hatanın bir sonucu. 12 Mart 12 Eylül referandumunda Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu siyasal amaçlı değiştirildi. Ben
55 yıllık bir avukatım. Siyasi hayatım var. Ama ben böyle bir garabete hiç rastlamadım. Çünkü düşünün ki bundan evvel Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu bu kararı veren yargıçları görevden alıp başka yerlere verilmesine karar vermişti. Bak tabii. Ne zaman? Bu Kadri Bey zamanında. Bundan evvelki değiştirilmeden evvelki Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu savcıları da bu davalara bakan yargıçları da değiştirmişti. O değiştirmenin temelinde de siyasallaşmış oldukları iddia demiyorum ben ona karinesi vardı. Bir formüldü bu, bir düşünceydi ve kendi işlerini çok daha iyi bilen yargıçların verdiği objektif bir karar gibi gözüküyordu. Sırf o kararları değiştirmek için Türkiye Hakimler Savcılar Kurulu yapısını değiştirdi ve bunu da Türk halkına onaylattı. %58 oyla onaylattı. Halkın verdiği oylara her saygı duymuşum ama halklar da yanılırlar. Halkların yanıldıkları dair sizin tarih bilginiz çok geniş. Çeşitli örnekler var. Şimdi o nedenle hiç de sürpriz değil bu. Öyle ümit ediyorum ve bekliyorum ki benzer kararlar öbür mahkemelerden de yarın çıkacak. Burada bir siyasi inatlaşma, bir yargı, yasama organı inatlaşması var. Siyaset yargı inatlaşması var. Ya da yargıya müdahale eden bir hükümetin, bir parti başının, bir başbakanın ortaya koyduğu bir manzara ile karşı karşıyayız. Ben bir ay önce hemen hemen neredeyse söyledim. Dedim ki çıkarmayacaklar çünkü başbakanın bu yönde bir açıklaması oldu. Başbakan Ergin Alan için bir şey söylüyor ki bu yargıya bir tavsiyedir. Direktif diyemem, çok ağır kaçar ama bir tavsiye kararıdır. Bu öyle bir hadise ki demokrasiden siz caydığınız zaman demokrasinin hukuk içerisinde işlemesi, yargının, yargıçların, savcılarını kendi ölçüleriyle tayin etmesine müdahale ettiğiniz zaman sonuç bu oluyor. Bu Shakespeare'in Otello'suna benziyor. Arabanın intikamı. Ya o intikam oluyor. Ve bence bugün başımıza gelen hadiseler hepsi demokrasinin imtihanıdır. Demokrasiden caydığımız, onun temel kurallarından vazgeçtiğimiz, kendimize göre bir demokrasi ölçütü koyduğumuz için demokrasi bu sonuçlarıyla bize intikam alıyor. Ve demek istiyor ki gelin bana dönün. Benim kurallarıma, benim sistemime dönün. Nedir o? Uzlaşma. Partiler arası uzlaşma. Bugün AK Parti'nin enteresan bir yasa teklifi var. Hemen toplanıp bu yasayı değiştirelim diye bir teklif. Sayın Ulusu'nun var. Arıncı pardon. Arıncı. Bülent Arıncı var. Evet. Bülent Arıncı eski meclis başkanımız. Gayet sakin bir konuşma yaptı. Çok doğruydu. Grup başkan vekili konuşması muğlaktı. Muğlaktı ve tabii başbakanından henüz tam bir haber alamadığı anlaşılıyordu. Açık bırakmıştı. Ama Sayın Arınç çok doğru şeyler söyledi. Bugünkü o tahliye kararı reddinde iki tane önemli cümle unsur var. Birincisi diyor ki bu kararın bir örneğini meclise göndereceğiz. Bu anayasaya göre çok doğru bir karar. Çünkü bu milletvekili seçilmiş olanların dokunulmazlık kazandığının kabulü. Çünkü anayasamıza göre tutuklanmış olan bir milletvekili hakkında bilgi verilir. Yani diyor ki siz yeniden seçilmiş olan... O son cümledeki bildirilir dedi. Bildirilir diyor. O bildiriyi yapıyor. O zaman şöyle ben bir soru... O mu o? Tabii o. O çok. O zaman şu kabulü var savcının ve mahkemenin de ona uyarak verdiği karar. Evet, bu kişiler milletvekili olmuşlardır. Ne olmuştur? Dokunulmazlık kazanmışlardır. Artı ne kazanmışlardır? Kürsü masuliyeti. Çok önemli. Yani karşısında tutuklama devamına karar verdiği kişiler bugün milletvekilidir. Bu da kabulündedir. Bu milletvekilleri dokunulmazlık kazanmıştır. Özlük hakları işler. Ve onların tutuklu olduğunu meclise bildirmek zorunda hissetmiştir kendisini. Evet. Doğru bir karar mı bu? Doğru bir karar. O kanunun tamam. Sonunda bir madde var da o diyorlar. Ben o diyor. Anayasadaki. Niye bunu söylüyorlar? Tabii anayasadaki evet, bir madde, 76. Cümle var onun sonunda bir cümle var. Şimdi bu çok güzel. Ama arkasından bir şey diyor ki tahliye edersek kamu vicdanı yaralanır. Aa, işte orada dur. O siyasi bir düşünce, o parlamentoya karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. Parlamentonun üyelerinin tahliye edilmesinden kamu vicdanı niye rahatsız olsun? Onların yeni bir statü kazandığını kabul ettikten sonra bu alanı bir tartışmaya açmadan bunu karar vermesi fevkalade yanlış. Şimdi ben şeyi bekliyorum tabii. Yargı birliği var mı burada? Düşünce birliği var mı? Demin söylediğim tereddütlerimiz doğru mu? İki mahkeme daha karar verecek. Evet. Bundan itirazı var. İtirazı var. İki karar verecek.
O kararları da gördükten sonra oturup beraberce bu meseleyi bir tartışmalıyız. Ki hepimiz, hukukçular, basın, siyasetçiler, tarafsızca. Çünkü burada parlamentoyu savunmak zorundayız. Parlamentonun asırlardır süren kavgalarla elde ettiği imtiyazları var burada tartışılan. Evet. Bu imtiyazlar zedeleniyor mu? Bu hadiseden parlamento itibar kaybediyor mu? Etkinliğini kaybediyor mu? Bu AK Parti'yi de ilgilendiriyor, başbakan da ilgilendiriyor, hepimiz ilgilendiriyor. Güçlü bir parlamento, evet, güçlü bir parlamentonun masum olması lazım. Kimden? En fazla yargıdan masum olması lazım. Çünkü parlamento imtiyazları yargıya karşı, krala karşı kazanılmış, otoriteye karşı, egemen güce karşı. Onların elden gitmesi yanlış olur. Burada son tavsiye bu konuda BDP'li arkadaşlara, çoğunu tanıyorum. Bir kısmının meclis başkanlığı döneminde tutuklamalara karşı çıktım. Dostluklarımız var. Kıymetli arkadaşlardır. Tanımadıklarımı söylemiyorum. Basiret içinde olmaları. Çünkü bu problemin arkasında daha büyük bir problemi, Türkiye'nin varlığı, bölünmesi, sürekli demokrasiyi devam etmesi gibi konuların tartışılacağı bir dönemde meclise gelsinler. Ben onlara parlamentoya katılmalarında çok büyük değer buluyorum. Ve onların tecrübelerinden bunu yapacaklarına inanıyorum. Halklar heyecanlıdır. İnsanları sokağa dökersiniz ama sokaktan toplamak zordur. Doğrudur. Evet. Gelin bunu meclise gire, konuşun, tartışın. Mecliste hatta kavga edin, her şeyi yapın. Bir ama de yani şimdi meclise gelmezlerse ve hatta istifa seçerlerse bu sefer ara seçim. Ve 11 milletvekilini en az AKP alıyor. Evet. İyice ama ara seçime nasıl gideceksiniz? Çünkü meclise gelmemek, istifa etmek anlamına gelmez. Gelmiyor. Ama mesela Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti kalkıp diyebilir ki devamısını ötürüm milletvekilini düşürelim diyebilir. Ama özürleri var. Özürsüz diyor anayasa. Özürleri ne? Bu hadise. Bu hadise yasal bir özür olur mu? Olabilir çünkü karar parti. Şimdi bunlar bir grup kuracaklar. Adam diyecek ki münferit olarak partimin verdiği bu ilke kararına uyuyorum. Grup kararıdır bu karara uyuyorum diyecek. Ama evvela yapmaları gereken, bilhassa Okta Ekşi kardeşime düşüyor bu görev. Ve herkesi yemine, başta kendisi, herkesi yemine çağıracak. Ve gerekirse telefonda ne yapacaksa ağırlığını koyarak herkesi yemin ettirecek. O Okta Ekşi kardeşime bu cezayı da veriyorum. Çünkü o gülme, benim... Gülme bıyık altından, gülme. Niye gülüyorum ya? Sayın biliyorsunuz Oktay Ekşi benim Fırak'a karşı çıkışımı çok reddetmişti. Evet, evet. Ben şimdi çok memnunum o Fırak giymek zorunda kaldığı zaman. Benim ne demek istediğimi anlayacak. Diktirmiş galiba. Geçen gün promoda resim vardı. Yok bir şeyi varmış. Babasından mı kalmış? Geçen gün fotoğrafı çıktı çünkü Fırak'la. Ben de bir Fırak var. İsterse veriyorum. İsterse veriyorum. Bedenler yakın mı acaba? Oktay Bey size daha zayıf. Yakın. Yakın. Boylar yakın ama Oktay Bey zayıftır. Oktay'la sınıf arkadaşıyız. Öyle mi? Evet. Ankara Hukuk'tan. Ankara Hukuk'tan. Benim abi bu bir yaş büyük belki. Yaş büyük. Fakat da güzel diyor. Hoşuma gitti. Sizin siyaset emekli olduğunuz yaş olalı yıllar oldu. O şimdi siyasete başladı. Ama eskiden de siyaset yaptı. Ama yapmayın yani. Abi Allah aşkına. Yani kurucu mecliste kaç ay çalıştı? 4 ay mı? 5 ay mı? Kurucu mecliste. Kurucu meclis kurucu. Yani. Senin kurucu meclis sayesinde VIP'den geçiş hakkın var mı? Valla seyahat ederdik Hürriyet'ten işte birkaç yazar falan bir yere. Biz giderdik normal şeye. Oktay abi hemen VIP'e giderdik. VIP'ten geçerdik. Uçakta tekrar buluşurduk. Ama babadan, aileden gelme mevusluk gelenekleri var onların. Memdu Ekşi falan var. Evet. Babası ailesi büyük ailede. Mesud değil onlar. İyi bir aile. Çok severim. Mesudiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Evet. Evet. Sen ama Mesudiye'ye hep sahip çıkmıştır. Evet. Köy kenti de oraya okurdu. Köy kenti evet. Necdetin Çelik oraya okurdu. Oktay Ekşi iyi bir tercihtir. Meclise yakışır. Keşke daha iyi bir başkan olsa da o Fırak'tan kurtulması. Beddua mı? Peki abi şimdi bir şey soracağım Samet'in Bey. Bu enteresan geliyor. Şimdi. Yargı bağımsızlığı bir yanda yasamanın kendi içindeki gücü dokunulmazlığı. Yargı yasamaya, burada yargının yasamaya bir müdahalesi varmış gibi algılıyor. İşte yasamayı engelliyor. Fakat diğer taraftan da tutuklu kişileri veyahut da hükümlüleri de hatta bir anlamda baktığı zaman, hatip içerisinden baktığı zaman aday göstererek yasamaya talip olan da yargının elindeki bir takım şeyleri almaya kalkışmıyor mu? Yani burada karşılıklı bir itişme yok mu? Ben orada şöyle bakarım. Yargı bunu hak etti mi? Yargı eğer bunu hak ettiyse ya da bizim geçmişimiz çok başımıza geldi. Yargının siyasi otoriteye yakındığı,
onun emirlerine uyması ve onunla birlikte hareket etmesi halleriyle yalnızlığımızı hem avukat olarak hem siyasetçi olarak çok yaşadım. Son zamanlarda yargı bu izlenimi verdi. Geçen gün Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu'nun daire başkanını konuşurken dinledim. Telaffuz ettiği kelimelerden gördüğüm, kendini savunuyordu. Bir yargıç, yüksek yargıç kendini savunma ihtiyacını hissederse onun kararlarında adaletsizlik var demektir. O duyguyu vermiş demektir. Evet. O çok yanlış bir şey. Biz yargıyı tam bağımsız hale getirmek için uğraşacağımız yerde ne yaptık, ne ettik? Yargıyı iki tarafa böldük. Şimdi bugünkü kararda da o var. Bir tarafta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı bir başka şey söylüyor. İki ağza başka bir şey söylüyor. Yargıçlar arasında görüş ayrılığı olur. Ama ihtilaf olmaz. Bu görüş ayrılığının ötesinde bir ihtilaf. Tam bir ihtilaf. Tam bir ihtilaftır bir. İkincisi Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı, dosya egemen olan, duruşmayı yöneten kişi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taşra'da hele çok değerli bir insandır. Yoldan geçerken önüne yüken esnaf ayağa kalkar. Biz de gençliğimizden beri Ağır Ceza Reislerine ayrı bir yer ayırırız. Önemli adamlardır. Eskiden idama karar verirler, kalem kırarlar. Ağır Ceza Reisi benim gözümde çok büyük bir yargıçtır. Çok büyük. O yargıç, hatta iki mahkemenin iki reis yargıcı davada iki ağzıyla ihtilaf var. Hatta bir yargıcın biri dedi ki benimle konuşmuyorlar. Böyle bir görüntü veren bir yargının gerçekten fazla itibar sahibi olması, kararlarında ısrarcı olduğu zaman adil olduğunu düşünmek sanıklar için çok zordur. Ben hatta başka bir şey söylüyorum. Madem hadise bu kadar siyasallaştı, yargıçların elinden, mahkemenin elinden kendilerini kurtaramayacağını zanneden başka sanıklar var. Aday oldular bağımsız. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi hepsini aday yapsaydı ve meseleyi bir rejim meselesi haline getirseydi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de büyük ihtimalle bu meclise katılıp katılmamayı tartışacaktır diye düşünüyorum. Boykot konusunda. Bugünkü konuşma öyle değildi. Kemal Bey'in konuşmasını dinledim. Yani ben bugün bazı CHP'lilerle konuştum. Onlar da benzer bir tavır sergilebileceğini tabii kişisel görüş olarak söylüyorlar bunu, parti görüş olarak değil ama biz de böyle bir tavır sergilemeyiz falan diyenler var. Muhakkak ki bu partinin gündemine gelecek. Seçim listeleri yaparken... Hüsamet'e bir reklam arası vereceğim. Tamam, cümlenizi bitirin istiyorsanız. Seçim listeleri yapılırken bu düşünmeliydi. Evet, evet. Böyle bir sonuçla karşılaştığı zaman bir rejim mücadelesi Cumhuriyet Halk Partisi ile İktidar Partisi ve muhalefet tarafından ortaya konsaydı. O fırsat kaçırılmıştı. Ona devam ederiz. Hayır. Ara. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık? Beynimde durdu. Şeyde, Halk Partisi nasıl aday gösterdi? Heh, bunlar nasıl aday gösterdi? Olacağına rağmen. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile konuştum. Ona tavsiye ettim. Kim talipse hepsini aday gösterdi. Bu bir rejim meselesi. Bütün bağımsızlar. O Sabih Kanat. Yani öde, şeyler dahil, BDP'liler dahil. Hayır, BDP'liler dahil. Onlar ayrı bir blok. Ama buna mukabil Çetin Doğan Paşa vardı mesela. Tuncay vardı. Kim talipse, hapishaneden adaylığına talipse, CHP'nin talipti bunlar. Bir orada mukabil blok kurabilirdi. Doğu Perinçek Güç Birliği bloku kurdu bu arkadaşlarla da. O zaman bunu bir rejim kavgası haline dönüştürme hakkını elde ederdi. Ama bütün hapishanedekileri de göstermek doğru Hayır, mu? Hayır, talep edenler. Hepsi talebesi. Etmedi hepsi. Benim bildiğim 6-7 kişi talep etti. Ve mesela 40 bin reyi aldı şey evet. Tuncay. 15 bin reyi aldı Çetin Paşa vesaire. Benim orada başka bir tenkidim var Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Her seçimin bir ana konusu vardır. Bu seçimin ana konusu sosyal sigortalar değildi. O herkesin yaptığı bir iş. Yapılabilir. Değerli projeler. Bu seçimin konusu işte bugün sonuçlarımızı gördüğümüz rejim ve anayasa meselesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi gibi temel bir partinin, ana muhalefet partisinin oraya oturtması gerektiğini düşünüyorum. Seçim propagandasında bütün bu konular görülebilen, bilinebilen konulardı. Bir kısmı işlemişti. Ve bunlar çok iyi tartışılabilirdi. Mesela Silivri Mahkemesi tartışılabilirdi. Silivri diye bir mahkeme yok. Sanal bir mahkeme o. Çünkü esas Ağır Ceza Mahkemesi Beşiktaş'tır. Beşiktaş'taki mahkemeyi siz cezaevine naklettiniz. Kimin tasarrufuyla?
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman da. Ahmet Kahraman kim? Şimdiki Adalet Bakanı, muvakkat Adalet Bakanı geçecek. Peki Silivri Cezaevi'ne nasıl getirdiniz bu mahkemeyi? Tırla, otobüsle, otomobille. Spor salonunda mahkeme kurdunuz. Spor salonunda mahkeme kurmak için masraflar ettiniz. Spor salonunda mahkeme bizim tarihimizde var mı? Var. Nerede var? Yassada da var. Peki Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz. Avrupa Birliği'nin neresinde? Silivri Hapishanesi'nde olduğu gibi cezaevinde bir mahkeme var. Ama yargılamanın hızlı gitmesi açısından yaptılar galiba onu. Ama yargılama hızlı gitmedi. Aksine yargılama keşmekeşe dönüştü. Ve daha başka bir şey söylüyor. Zincirli Kuyu'ya siz hastane yapabilir misiniz? Sağlıkla ölümü bir arada. Yargı ile infazı nasıl bir araya getirirsiniz? Bunlara karşı çıkabilseydi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde daha temel kozlar olabilirdi. Ve bir başka şeyin arkasında durmadı. Bugün Hassal cezaevinde ordu var. Beşinci ordu. Beşinci ordu var. Ben tavsiye ediyorum. Ağustos Şurası'nı Hassal'da yapsınlar. Kafi derecede eleman var orada. Şimdi böyle bir olguya da rahat cevap verebilmesi mümkün değil iktidar partisi. Bugün de veremez. Ama bunu bir siyasi konu haline getirmeliydi. Çünkü bu rejim konusudur. O albaylar, yarbaylar, bir başları saymıyorum. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Ya konuyu açınca aklıma geldi. Bir dostumla konuşuyorduk seçim öncesi. Dedi ki ben de Hüsamettin Bey'e şaşırıyorum dedi. Nesine şaşırıyorsun Hüsamettin Bey'in? Dedi ki Çetin Doğan'ı destekliyor dedi. Evet. Herkes birini destekliyor. Tabii. Dedi ki Hüsamettin Bey'inki biraz enteresan geldi bana dedi. Çünkü dedi yassı adayı yaşamış bir insan, yassı evet. savunma yapmış bir insanın 27 Mayıs'ı savunan bir kafayı, 27 Mayıs'çı bir düşünce tarzını savunması bana çok garip geliyor dedi. Ne diyorsunuz? Ben Çetin Doğan'a oy vermedim. Çetin Doğan'a karşı orduya karşı gösterilen ve fevkalade yanlış bulduğum yabani bir takım istekleri ortadan kaldırmaya uğraştım. Çok bana sanal geldiği gibi fevkalade ayıp geldi. Bir iktidar partisine durup dururken bir mahkemenin yargılaması altında olan bir paşaya küçük düşürücü beyanlarda bulunması. Bir ordu karargahının bir takım beyanlarla, bir takım sanal yüklemelerle, sehven konulmuş hadiselerle getirilip oraya konulmasına karşı çıktım. Bir Mehmet Ali Çelebi diye çocuk var. Bir TM. Onun kitabını okuduğunuz zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Genç bir harbiye öğrencisinin hayatını mahveden ve onun bilgisayarına sehven yüklenen bir takım belgelerin bir polis örgütü tarafından konmuş olması ayıbını ortadan kaldırmak gerekiyor. Ama bu da sizinki de bir iddia yani sonuç olarak. İddia ama çocuğun iki senesi gitti. Hayatı bitti. Belki yarın genelkurmay başkanı olacak kabiliyette sınıf birincisi bir genç adam. Yerle bir etmişler adamı. Ve o kitabı okuduğunuz zaman hüzün duyuyorsunuz. Açıkçası benim gördüğüm siyasi parti olarak AK Parti orduyu mahkemeye vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mahkemelik olmuştur. Orada taraflar çıkmış ortaya. Ben Çetin Doğan Paşa'yı değil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uğradığı haksızlığı ortadan kaldırmaya uğraştım ve ona oy verdim. Keşke vatandaşlar beni dinleseydi o da önemli bir oy alsaydı. Şimdi baktığınız zaman siz diyorsunuz ki Türk Silahlı Kuvvetleri uğradığı haksızlık. Evet. Acaba diyorum ben de Türk Silahlı Kuvvetleri sizin aynı fikirde değil mi? Niye derseniz şimdi mesela bu kişilere ne bileyim Genelkurmay bir avukat tayin etmiyor. Genelkurmay'dan Genelkurmay'ın avukatlarını bu adamlara savunmakta göre. Yani acaba Genelkurmay da bu kişilere güvenmiyor mu ya? Arkasında bir şey olmasına mı çekiniyor acaba? Ben samimi bir şey söylüyorum. Ben Genelkurmay'ın fikrine bakmıyorum. Kendi fikrimi teşekkür ettirmeye uğraşıyorum. Genelkurmay'ın bu konudaki tavrını da dillendirmek, eleştirmek istemiyorum içinde bulunduğu şartlarla. Onlara hep tavsiye ettik. Silaha başvurmayınız. Tabii ki. Askeri gücünüzü bize karşı kullanmayınız. Evet. Kullanma işlerinden dolayı da onları tebrik ediyorum. Ama onların yalnız kalması da gönlüm rıza göstermedi. Aynen. Düşünün ki belli bir yaşa gelmiş paşa kadınları, teğmen üst teğmen kadınları var diye bize diye ortaya dökülmüşler. Bu bana ıstırap verdi. Bana yaptıkları bir haksızlık var mı? Var. Var çok var. İki kere, üç kere hatta. Benim liderimi astılarımı astılar. Ama kuşaklar değişti. Şimdi Kenan Paşa'yı yargılamak istiyorlar. Ben buradan sesleniyorum.
bunu yargılamak isteyenlere. 12 Eylül'de neredeydiniz? Biz Zincirbozan'dayken neredeydiniz? Masanın altındaydınız. Bugün bağıran çağıranların çoğu ağızlarını açmadılar. Ama biz bir parti kurduk. Etek öptüler. Bir parti kurduk. O partiyi kapattılar. Bir parti kurduk. Siyasi mücadele yaptık. Yasaklandınız. İçin uğraştık. Siyasi hayatımızı riske ettik. Ailemizi perişan ettik. Biz bu kavgayı paşaya karşı o zaman yaptık. Marifet o zaman yapmak. Taraftar mısınız yargılanmasını? Evet. Taraftar mısınız? Kime? Kenan Paşa'nın yargılanmasını. Benim orada başka fikrim var. Nedir? Bana Cemil Çiçek de geldiği zaman dedim ki bütün geçici maddeleri kaldırın. Yoksa geçici maddelerin birinci ve ikinci maddeler var. Onlar bunların yargılanmasını önler. Birinci maddeye göre Kenan Paşa belli bir süreçten sonra Cumhurbaşkanı oluyor. Cumhurbaşkanı sadece vatan hainliğinden yargılanır. Evet. İkinci maddeye göre de Milli Güvenlik Kurulu dönüyor, Milli Güvenlik Konseyi oluyor. Ve orada açık söylüyor. Dokunulmazlık kazanır diyor. Meclis kararı olmadan ve meclis kararı Cumhurbaşkanı olan zat için, yani Kenan Paşa için 5-4. 1/3 talep, 1/5 kararla olur. Ötekisi için soruşturma komisyonları kurularak olabilir. Yarın savcının da bu çeşit bir karar vereceğini tahmin ediyorum. Demin söylediğim çok önemli. Hesaplaşmak mı istiyorsunuz? Canınızı ortaya koyarak hesaplaşacaksınız. Vücudunuzu ortaya koyarak, fikrinizi koyarak hesaplaş. Hesaplaşma zamanı o. Yoksa insanların kemikleri kırıldıktan sonra, yürüyemez hale geldikten sonra, cesetler üzerinden hesaplaşma erkekliğe de sığmaz, demokrasiye de sığmaz. Çok geç kalmış bir hesaplaşma. Ve tabii bir vodvil o. Nitekim gördünüz, seçimden sonra gündemden düştü. Ve Kenan Paşa orada başka bir şey söyledi. Ben 35. maddeye göre yaptım dedi. Doğru. 35. maddeyi kaldırsaydınız... Geçici 16. maddeyi kaldırmak, 15. maddeyi kaldırmak olacak iş mi bu? Onu ben yıllardır yazıyorum kaldırın diye, kimse umursamıyor. Ve 35. madde sadece bunu değil, 27 Mayıs'ın da gerekçesi. Gerekçesidir. Bütün derdiler gerekçesi olur. O zaman 28. maddeydi. Yani bir ordunun anayasal düzeni koruma görevini veren bir iş hizmetler kanunu durur mu? Durmaz. E onları ihmal etmişsiniz. Bugünkü gibi Yüksek Seçim Kurulu'nu ihmal etmişsiniz. Barajı ihmal etmişsiniz, seçim ittifaklarını ihmal etmişsiniz, demokrasinin aparatlarını işlemesini durdurmuşsunuz, enstrümanların kullanılmasını durdurmuşsunuz. Sonra nasıl oldu da bu başımıza geldi diyorsunuz. İki yargıç, bir savcı Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunu esir almış. Olacak şey mi? Hatırlarsınız Bush'un seçiminde, bundan evvelki Bush'un seçiminde evet, yine böyle bir ihtilaf çıktı. Florida'daki şey dediği bu. Federal mahkeme evet, kararı. Evet. Seçim komisyonlarının yargısal yetkisi olmaz. Yargıçlardan kurulabilir. Ama demin söylediğim gibi bunun içine siyasi partide koyarsınız. Ana muhalefeti de koyarsınız. Parlamentoda koyarsanız daha dingin bir karar çıkarma kapasitesi elde edersiniz. Tabii Türkiye garip bir ülke. Şimdi bakıyorsunuz bugün yargı kararı diyoruz. Dün mesela Anayasa Mahkemesi milletin iradesine 11 hakim ipotek mi koyacak deniyor. Şimdi bugün 11 değil, bir hakim ipotek koyuyor veya iki hakim ipotek koyabiliyor. Vesayeti reddettim diyorsunuz. Yargı vesayeti başladı şimdi. Hele bundan sonra iki ağır ceza mahkemesi de böyle bir karar verirse, o zaman gerçek bir yargı vesayeti çıkar. Yargıç vesayeti çıkar. Yargıç ve Anayasa Mahkemesi'nin yargıç vesayetine karşı çıkılırken, daha alt, yani Anayasa Mahkemesi'ne göre daha alt düzeyde bir mahkemenin yargıç vesayeti oluyor. Yani, bırakın onu mesela Yüksek Askeri Şura şu anda pasifize edilmiş vaziyette. Niye? Çünkü İki tane savcı Yüksek Askeri Şura'nın alabileceği bütün kararları balans edebiliyor. Diyorum ya, hastalığa nakletti. Askeri Şura bugün hastalığa nakli oldu. Her günde bir orgeneral, korgeneral götürüyorlar. Orada var, orada var. Gittikçe küçülüyor farkında mısın? Dikkat ederseniz bunlar terfi etmesi mümkün. Ya da ordunun kumanda kurulunda aktif siyaset yapması. Peki Hüsamettin, şimdi bence bu terfi etmesi mümkün dediğiniz yer, bence zurnanın zırt dediği yer. Niye zurnanın zırt dediği yer? Çünkü ya bir ülkeyi yöneten insanların, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, hükümet, parlamento, bunların askerin terfisinde de, hatta Genelkurmay Başkanı seçiminde de ve daha birçok yerde de birebir müdahil olma durumu Batı demokrasisinde de yok mu? Yani normal değil mi? Yani Başbakan değil ki kardeşim, ben bunu istemiyorum. Yani. Bana saygısızlık etti de bir gerekçedir. Çünkü o saygısızlık parlamentoya bir saygısızlıktır, evet, bence. Onu açık açık Özal söylemişti. İstemem abi bunu.
Benim siyasi politikama bu uygun değil. Ben bunu iyi görmüyorum. Diyemez. Diğer. Şimdi söz gelimi Engin Alanpaşa ile ilgili dediği doğruysa başbakan haklı. Tabii haklı. Bir kor generalin başbakan geldiği zaman ayağa kalkması şart. Ben Erdoğan'a karşı muhalefet eden birisiyim ama bir yerde görürsem ayağa kalkarım. Ayağa kalkarsa olur mu? O devletimizin başbakanı. O başbakanlık sıfatının arkasında da bir milli irade var. Şimdi o bakımdan onu görevden almaya karar verirse ona hiçbir şey demem. Ama ondan hesap sormak için onu tutuklatıp cezaevine yok sokarsa... Yok ama o şey diyor, erken cezaeviyle ilgili değil, emekliye sevk edilmesi diyor. Ama ardından korumasız kalan adamın birdenbire hiç gereksiz yere bir balyoz davası sana olduğu gözüküyor. Korumalılar da gitti canım, ne olacak yani? Orgeneraller gitti. Kimse bugün bir başbakanın o söyleminin sadece ve sadece emeklilik olduğunu düşünmez. Mahkemeyle tanışmış olan bir kor general ve üstelik de milli bir kahraman. Savaşmış, savaşlarda başarı elde etmiş bir milli kahraman. Onu oraya gömecek kadar bir güç iradeniz varsa bence Genelkurmay Başkanı değiştirecek de iradeniz olmalı. Bugüne kadar bu işi bir tek Cemal Turalı değiştirerek Sayın Demirel yaptı. Özal da yaptı. Özal ihtilafa düştü Törpüt'ayla. Evet. O bir ihtilaftı o. Irak'la ilgili bir ihtilaf. Ama yine Cemal Turalı'nda saygısızlığı vardı. Şeyleri gidip devlet daireleri teftiş edildi. Devlet işi de devlet haline gelmişti. Görevden alındı. Sonra baktığınız zaman hadise demin sizin söylediğiniz gibi bir askeri vesayet olmasa dahi egalite haline geldi. Hı. Siyasetle askeri... İki tane güç varmış gibi oldu. Evet. Bir ülkede böyle bir şey olmaz ya. Olmaz. O da olmaz. Belki de askeri şura formülüne yeni bir formül bulmalıyız. Hı. Askeri idare mahkemesine formül. Onlara kimse bir şey demiyor. Tabii. Gelip normal zeminde tartışalım. Demin Çetin Paşa için söylediğim gibi. Siz askeri mağdur haline getirirseniz onu korumak zorunda ondan mağdur olanlar da mecbur kalırlar. Hadise bu. Demokrasi içinde savunmak isteyenler bile bir mağduriyet edebiyatı içerisinde bir tarafın diğer tarafı da iktidarı ele geçirip eziyet etmesine, hapsetmesine karşı çıkar. Açar dosyayı okursunuz. Ben Çetin Paşa'nın dosyasını okudum. Avukat olarak fikrimi şu, hiçbir suçu yok. İspat edilmiş hiçbir dosya. Ama tek var ki demin söylediğim gibi kerpetenle sanki çekilmiş bazı cümleler, son bilgisayar teknolojisinin getirdiği karmaşık düzen, maddi delil yok. Başlangıç delilleri dahi yok. Ama tutukluk halinin devamını iki bir karar veren bir mahkeme var. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ağır ceza reisini ikna edemeyen bir savcı, ağır ceza reisini ikna edemeyen mahkeme heyeti beni nasıl ikna eder? Demek ki ortada karışık bir dava var. Bu ne zaman çözülebilir? Yargıtay'ın içtihat kararına kadar devam eder. Hocam bunları tahliye edin. Şimdi şunu tahliye edin. Şu düşünce olabilir mi yani? Bu davaların ne olacağı göreceğiz, bileceğiz falan. Yani, haklı bile olsanız, yani diyelim ki beraat ettiler veyahut diyelim ki bu suçlamalar boş. Bir yandan baktığınız zaman da Türkiye'nin elbette ki burada cezaevine girenler, burada suçlanan arasından son derece vahim bir durum var. Ama Türkiye'nin gelişim sürecine baktığınız zaman, söyleyeceğim belki yanlış anlayacak, hoş karşılanmayacak ama... Türkiye'de şöyle bir gelenek yok. Ordudaki bütün paşalar, hatta bırakın paşayı, biraz yüzbaşı teğmen, albay falan rütbesindekiler bile sürekli kendini sivillerin içine edeceği vatanı kurtarmaya hazır bir güç olarak görme eğilimindeydiler. Yani bir şey olursa biz kurtarırız, biz buradayız, biz kurtarırız falan. Ve yani hani darbe sohbeti askerler arasında böyle memlekette ufak bir operasyon karışıklık olduğunda darbe sohbeti bir olağan sohbet. Yani hani asker olacağını ne konuşurlar? Darbe konuşurlar. Bunun pek de normal bir şey olmadığının ortaya çıkması açısından bugünkü ortamın bir anlamda faydası yok mu? Çünkü biliyoruz hepimiz yani askerler... Sohbet suç değil de eyleme geçmesi. Hayır yani en azından abi bizim işimiz bu değilmiş. Biz darbe yapmakla mükellef değilmişiz. Çünkü Türkiye'de darbe yapmanın suç olduğu konusunda gerek askerlerde
gerekse sivillerin de önemli bir bölümünde böyle bir nosyon yoktu. Yani asker dediğin darbe yapar abi. Yani arada bir gelirler, bir memlekete bir çeki düzen verirler, sonra giderler zaten. Noktasında bir algı vardı. Yani bu benim ailemin içinde insanlar da vardı ya. Yani rahmetli babam bile ya bir asker gelirse bir şuna bir çeki düzen verse gitse derdi siyasetçiler çok kızdığı zaman. İki tane suçu da assa. Yani, asmasını istemezdi belki. Babam çok iyi adamdı da. Yani bir çeki düzen ne bunlar kardeşim falan demesi. Şimdi olsa yine der mesela rahmetli der ki ya bu ne bu BDP'liler falan. Yani, o açıdan da bir faydası yok mu belki? Şimdi, hani kurbanları var elbette sevimsiz şekilde ama. Şimdi tabii devlet yapımıza bir bakmak lazım. Şimdi biz kurucu iktidar deyip duruyoruz. Doğru, kurucu iktidar var. Ama bu devletin kurucusu asker ordu. Ve onlara öyle bir Atatürk'ten başlayarak İnönü'ye varıncaya kadar bir de Celal Bayar hariç, Yaman Gürsel dahil 4 genelkurmay başkanımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız hepsi askeri kisveden gelmiş. İlk sivil başbakan Celal Bayar, 1937. Evet. O tarihe kadar gelen bir gelişi var. Yani Türkiye'nin kurucu... İlk sivil cumhurbaşkanı da Özal. Özal. Evet. Celal Bayar var. Celal Bayar var. Celal Bayar'dan sonra Özal. Ama bütün Türk devletlerinde asker. Asker. Sadece bizde değil. Hepsi bizim tabiatımızda bu var. Tabiatımızda bu var. Ama hukuki olarak baktığınız zaman milli mücadeleyi yapan, milli mücadelede savaşı kazanan ve bu devleti kuran ordunun psikolojisinin içerisinde devletin kendisine emanet olma duygusu var. Bunu nasıl kırabiliriz? Siyasetin entelektüel seviyesini arttırıyor. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi kimseyi ayıplamıyorum. Ama dün ve iki gün evvel mecliste başvurup tutanağını verenlerin baklava getirişleri, sevinçleri, kimisinin mesir macunu getirişi ve onların ortaya koydukları hava tahmin ediyorum ki beni rahatsız ettiği gibi pek çok kesimi rahatsız doğru, etti. Doğru, doğru. Çok Türkiye Cumhuriyeti gibi önemli bir devletin milletvekili olmak fevkalade gerçekten önemli bir hadise. Ama bu hadiseyi baklavayla, börekle, öpüşerek, rozet takarak kutlama parlamenterin bence sıkıntılı bir durum. Ama ilk defa oluyor. Daha önce böyle gönder olmazdı. Ve ben hep şunu söyleyeyim. Mebus olmakla siyasetçi olunmaz. Bakan olmakla devlet adamı olunmaz. Bunlar belli süreçleri içeriyor. Sık sık milletvekilini, bakanı, başbakanı değiştirdiğiniz zaman devlet... Dernek oluşmuyor. Evet, dernek haline geliyor. Ben tabii bu meclisin çalışkan bir meclis olmasını diliyorum. Ama dönüp bakıyorum, 550 milletvekili bu mecliste ne iş yapar? Keşke 400 milletvekili, 150 senatör olsa. Bizim geleneklerimizde ikili meclis var. Atatürk bile Hofmeister'e yaptırdığı planda senato koymuş. Senato olmadı halde koymuş. Evet. Şimdi grup toplantısı sonra oldu. Evet. Ve meclis aslında kullanışlı bir meclis değil. Çok odası yok. Ama toplantı odası olarak senato var, grup odaları var. 3 grup odası var. Atatürk'ün demokrasi hedeflediği gayet açık. Atatürk'le beraber tabii iyiydi. Ama şimdi dönüp başka bir tarafa sorunuza cevap veriyorum. Ordumuza bizim yapacağımız en büyük iyilik ciddi devlet kurmaktır. Ciddi devlet kuracağız. Onun tereddütlerini, kuşkularını, devletin bütünlüğüyle ilgili konulardaki vesvesesini, yani belvelesini. O zaman ordunun mal sahibi olduğuna katılıyoruz. Yani. Aksini yapamazsınız. Bir de şimdi Türkiye, hele dikkat ederseniz bu orduya çok büyük ihtiyacınız var. Neden? Terörle mücadele ediyorsunuz. Etraf kaynıyor. Etraf kaynıyor. Bugün Suriye meselesinde fevkalade sıkıntımız var. Dış politika ile ilgili ben bir araştırma yaptırdım. Gayet güvendiğim arkadaşlara. Ve onların hazırladığı bir kitapçık var. Onlardan birer tane size vereyim. Onlar Türkiye'nin dış politikasının bir kişiye endeksli olarak gerçekleşmekte olduğundan büyük kuşku duyuyorlar. Ve verdikleri örnekleri çarpıcı olarak söyleyeyim. Hani sıfırdı komşularla diyorlar kavga. Peki Suriye ile niye ihtilafımız var? Ermenilerle niye ihtilafımız var? Ve niye hatta Gürcistan'la ihtilafımız var? Yani bir ülke sıfır komşularla ihtilafa indirgediği zaman başka bir şey yapıyor. Mesela başbakanın bir konuşması var Suudi Arabistan'da. Bizim için Avrupa Birliği neyse Suudi Arabistan odur dedi. Suudi Arabistan'la Avrupa Birliği'ni mukayese eden birisi dış siyasetin, Türkiye'nin çok başarılı olan 90 senelik dış siyasetiyle uyumlu olduğu söylenemez.
Peki Türk, yani ben bugünkü dış siyaseti, özellikle Davutoğlu'nun kurmuş olduğu ekseni sürekli eleştiren bir olarak bunu söylüyorum. Geçmişteki dış politikamız çok mu doğruydu? Şöyle doğru, sonuçları itibariyle doğru. Mesela ben bu iktidarın döneminde iki olguya önem veriyorum ve kutluyorum. Ama bütün komşularımızda problemlik nasıl doğru dış politika oluyor? Şimdi mesela... Saygınlığımız da yoktu. Yani. Birleşmiş Milletler'e... Birkaç yıl eskiden yani pek saygın değildik. Güvenlik Konseyi'ne girmemizi ben başarı sayıyorum. Büyük başarı. O büyük başarı. Aynı şekilde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı'na Mevlüt'ün gelmesini başarılı sayıyorum. Bunlar başarı. Ama bu başarılar varken neden dış politikamızı daha dinsel sloganlara dayandırıyoruz? Ne demek Suudi Arabistan'la Avrupa Birliği? 1959'dan beri Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşan Türkiye, bedeni kanundan tutunuz, saatlere kadar, grama, dirheme kadar her şeyi değiştirmiş. Avrupalı'nın... Belki giremeyeceğimizi anlamadılar. Evet. Latin alfabesine geçmiş ama hayır. Belki. Bizim entegre olmak isteğimizin yoğunluk kazanması gerekiyor. Şimdi çok değerli Sabit bir büyükelçi... Sabit Bey istiyor muyuz acaba? Çok değerli bir büyükelçi. Volkan Bozkuru aday gösterdiler. Evet. Çok saygı duyduğum, sevdiğim Sayın Demirel'in danışmanlığı yapar. Ama bir şey söyledi, çok üzüldüm. Ben diyor hükümetteyken de başbakanın mahiyetindeydim, şimdi de mahiyetine giriyorum. Evet, burada söyledim. Bir siyasetçi olarak onun mahiyete girmesini anlamak mümkün değil. Siyasette kimse kimsenin mahiyetine girmez. Mahiyete girmek, hizmetine talip olmak, rahliyet edilsin oturmak anlamına gelir. İşte kelimeyi daha iyi biliyorsunuz. Bir siyasetçi başbakanın mahiyetine girmek isterse benim ondan beklediğim ümitler kaybolur. Benim ondan beklediğim Avrupa Birliği'ne bakan olması ve Avrupa Birliği ile aramızdaki ihtilafları çözmesi. Çünkü o şey birimin başındaydı. Çok da değerli, iyi yetişmiş bir diplomatımız. Ama siyasette zaman zaman yanılgılara da uğruyoruz. İnşallah o ağzından kaçmış bir kelimedir. Ve bizim Avrupa Birliği'ne taşınmamız da rol eder. Herhalde onu başbakanın ekibinde yer almak istiyorum şeklinde. Başka bir şey. O anlamda söyledi onu. Yani ama... Burada söyledi, programda söyledi. Ben şaşırdım hatta biraz ama... Burada mı söyledi? Burada ben söyledi. Gazetede okudum. Şimdi ben bunu tabii kendisine bir eleştiri diye yönetmiyorum. Ama orada bir insiyaki hadise var. Yani ben kelimeyi yanlış kullandı orada yani tavrından birlikte çalıştığımız demek olması gibi yumuşatarak. Yani onun ekibindeydim, şimdi de onun ekibinde oldum. Öyle yumuşatarak yorumlayalım, ona da sevgilerimizi sunalım buradan. Yine bir ara vereceğim. Volkan Bozkır'a da sevgilerimi. Hakikaten çünkü çok iyi bir diplomat yani çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz. Çok da iyi Dışişleri Bakanlarıyla çalıştı. Evet. İyi ekiplerle çalıştı. Ara. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada sık sık gelen bir eleştiri var. Onu şey diyorlar ki gözlüğünü sallıyorsun. Sallıyorum abi. O gözlük sana yasak değil miydi takma? Bu gözlük yasak da Hande bugün seyretmiyordur programı nasıl diye takma. O yüzden. Eşim bunu yasakladı bana. Evet, gözlüğü sallıyorum. En yakışan gözlük. Kusura bakmayınız. Sıkıntıdan alışmadık gözde gözlük durmazmış. Anladım. Biz öyle oynuyoruz. Bunu saygısız olarak anlıyorsunuz. Kusura bakmayın. Birisi diyor ki gözlüğü sallıyorsun, kaykılarak arkana yaslanıp oturuyorsun. Bu izleyiciye terbiyesizliktir diyor. Estağfurullah. Eğer böyle düşünüyorsanız izlemeyi verirsiniz. Yani ama bizim kimseye terbiyesizlik yapma niyetimiz yok. 3 saat, 4 saat burada şöyle put gibi oturacak halimiz yok. Evet. Böyle de oturuyoruz, böyle de oturuyoruz. Bazen kaykılıyoruz, bazen öne eğiliyoruz. Kusura bakmayın. Bunlara takılıyorsunuz bu programda. Televizyonun karşısına geçince bazı kişiler bir zarif oluyorlar gibi, zarafet abidesi gibi oluyorlar. Tanıdığım bazı kişiler de var. Yakından bilsen neyse. Sağlık olsun. Yani şunu söyleyeyim yalnız, hani izleyici veli nimet falan öyle bir şey değil. Biz burada konuşuyoruz, evet. Sohbet ediyoruz. İsteyen dinler, istemeyen dinlemez. Bizim için veli nimet konuklarımız, konuklarımızdan aldığımız bilgiler. Güzel, zaten merak etmeyin şey. Yakında da Televizyon programı yapmayacağım. Hakikaten bunlardan canım sıkıldı. Yani bu abuk sabuk maillerden canım sıkıldı. Bu iş için bir ekstra bir para aldığımız falan filan diyor. Yani onun için yapıyoruz. Onun için değil. Biz keyif almak, insanlara özellikle gençlere bir şeyler öğretmek, bilgi açlığı doymalarını sağlamak. Doyurmak mümkün değil. Hani doyurmak diye iddialı bir kelime kullanmak mümkün değil. Bilgi açlığı duymalarını sağlamak için burada gecelerce sabahlara kadar bazen program yapıyoruz.
Ama emin olunuz ki yapmayacağım, hakikaten yapmayacağım. Sıkıldım çünkü bu maillerden çok sıkıntı geldi bana. Diyeceksiniz ki ya onlar azınlık falan, azınlık mazınlık. İnsanın asabını bozmaya bir kişi de olsa yetiyor bazen. Gitsinler, seyretsinler, şahane. Mesela onlara uygun Nihat Doğan var. Tam kalemleri, izleyiciye saygılı, Türkiye'ye sevgili, milli formayla havaalanlarında karşılanıyor omuzlarda. Gitsinler bundan sonra Nihat Doğanlar'la falan uğraşsınlar, onları seyretsinler. Hatta SMS de atabilirler istiyorlarsa. Biz SMS de istemiyoruz. Hani bizi destekleyin falan diye bir SMS de yok. Murat Bardakçı'yı destekliyorsunuz 11-11'e. Neyse. Kusura bakmayın. Bu geleneksel... Hande nerede ama gözlük hakikaten güzel. Ben çok seviyorum bu gözlüğü valla. Mutlaka en güzel. Hande de diyor ki Murat Bardakçı'ya özendin, o yüzden bu gözlükten takıyorsun diyor. Yaz Ertuğrul bizden özendi bu gözlüğü biliyorsun. Bunu gördü, dedi ki aa şahane evet, bu yuvarlak, evet, ben de yuvarlak. Git yuvarlak aldı, ona yakıştı ama. Bana yakışmıyor, ona yakışıyor. Yani pek yakıştı. Ahmet Kaya'nın mezarı başında güzeldi. Mezarı başında o kravat çok güzeldi ama. Senin böyle gitmeyi düşündüğün mezarlar falan var mı kendini affettirmek için? Benim, ben masumum, hiçbir suçum yoktur. Masum değiliz. Şimdi bak şunu söyleyeceğim şimdi. Bir insanın vicdani muhasebe nedeniyle gidip hayattayken kırdığı birinin mezarında özür dilemesi hiç eleştirecek bir tarafı yok. Öyle bir şey yoktur. Hayır. Mezarına niye gidiyorsun? Hayır, kendi ruhunu hafifletmek açısından bir saygı, ya hata ettim kusura bakma falan. Ama kalkıp bunu 20-30 kare fotoğrafla gazete sayfalarında böyle şeyle, bu bence hoş değil. Bilmiyorum. Söyleyeyim. Hakikaten hoş değil. Evet. Daha diyor, bu fıkra yazarlarının, köşe yazarlarının son zamanlarda çok kendilerinden bahsetme geleneği oldu. Herkes çok kişi. Yani, başrolde kendileri. Vay. Türkiye'nin bu kadar meselesi var. Şurada bir ucundan dokunuyoruz. Kaç mesele çıkıyor. Keşke her gün onlardan söz açsalar. Ben kimseyi kınamak istemiyorum. Hepsi de sevdiğim, saydım. Yani dostlarım sevdiğim. Okuyamıyorum. Ya başını ya sonunu birer cümle okuduktan sonra. Bırakıyorsun. Bir de herkes son zamanlarda bir kitap okuyup o kitaptan 3-5 alıntı yapıp bilgiç olduğunu göstermeye uğraşıyor. Sizin 50 sene evvel okuduğunuz kitapları bugün farklı var. Ya makaleye dipnot koyanlar var ya, evet. Köşe yazısına dipnot koyuyor. Ya ben gözümle gördüm, evet. Ya bir köşe yazarı, ismi lazım değil. Evet. Yazısını yazarken arkasından bir kitap aldı, içinden bir cümleyi aldı. Bilmem kim de bilmem nerede der diye yazdı, o yayınlandı. Yani evet. O kitabı ne okumuştu, ne bilmişti. Biz üniversitede münazara yaptığımız zamanlar onu yapardık. Yani münazaralarda olur. Entelektüel, bilgili görüneceğim diye bunları yapanlar var. Evet. Dipnot koyuyorlar ya. Hatta ben bir filozof icat etmiştim. Hüsçin diye. İkide bir onun. Hüsçin. Benim... Tabi bu konuda Murat'ın sabıkaları hepimizden büyük. Estağfurullah. Evet. Murat. Estağfurullah. Söyleyeceğim, engelleyemezsin. Basın özgürlüğü. Neyi? Murat olmayan bir tarihçi yaratıp onun adına kitap yazdı. Evet. Ve bazı tarihçiler kendisini tanırdım diye o tarihçi referans gösterip yazı yazdı. Alıntı bile yapmışlar. O kitap 30 bin sattı. Ama içindekiler doğru. İçindekiler tamamı doğru. İçindekiler hiçbir yanlış yok. Doğru. Bir tek isim yalan. Yani evet. Öyle bir tarihçi yok. Ne dünyada ne Türkiye'de hiçbir yerde. Yok, yalan değil. Kendim yakın yani. Bizim evet. Halkımızın o meclubiyeti var. Yani başka ve bir... Ve bazı tarihçiler yakın dostum bilmem kimin, saygı duyduğum bilmem kimin kitabı çıkmış diye yazı yazdılar. Yazar. Doğru mu? Evet, evet. Dinler, yazar. Ama niye? Yazılar kaliteli. Yazılar çok doğruydu ama öyle biri yoktu. Halkımız her... Canım, yazar mühim değil ki. Halkımız her şeye, iyi şeye layıktır. İyi şeyler yazılar yani güzeldi. Yani bir intihal hadisesi ama tersine. İntihal değil efendim, ciddi yazılar. İşte Rabia Hatun'a, şair şeyine senelerce herkes aşıklı şeyler. Rabia Hatun'a Peyami Safa. Evet, Peyami Safa da Server Bedi. Biliyorsun Hasan Lüfen taklidi şeyi. Vardır öyle şeyler. Server Bedi, evet. Evet. İşte Server Bedi, Peyami Safa. Peyami Safa. Peki gelelim Süleyman Demirel'e. Eyvah. Eyvah. İşte adamcağız 87 yaşında bir rahat bırakmıyor. 87 oldu değil mi Süleyman Bey? Evet. 24 doğumlu. Evet 87. Allah uzun ömür versin. Daha uzun yıllar yaşar inşallah. Hala da görüyorum konuşurken falan. Dört dörtlük konuşuyor. Siyasetçiliği döneminde hiç yıldızımız barışmadı. Çok aleyhinde yazılar yazdım. Cumhurbaşkanlığının uzamasını engellemek için tek başıma kendi kendime mücadeleler verdim falan filan ama baktığınız zaman saygıdeğer bir siyasetçi. Çok iyi cumhurbaşkanı oldu. Yani. İyi cumhurbaşkanı. İyi cumhurbaşkanı. Süleyman Bey gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne müdahil oldu mu? Şimdi buna yani şahit olarak cevap vereceğim. Kesinlikle hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir talebi olmadı. Sayın Demirel
bence bir hafızası Cumhuriyet'in, yaşayan hafızası. Bir de arşivi, çok bilgiye sahip. Ondan faydalanmak gerekiyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu gidip ondan faydalanmak için konuşsaydı belki de faydalanacağı şeyler de söyleyebilirdi. Ama çok enteresan efendim. Evet. 27 Mayıs dediler. Evet. Hem askeri tutuyorlar, askeri oy vereceğim diyorlar. Evet. Hem Cumhuriyet Halk Partisi ondan istifade etsin diyorlar. Çok enteresan. Şimdi, değişme mi bu? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 50-60 senesinde varsanız oradaki dalgalanmaların içindesiniz. Barışınız da olur, savaşınız da olur. Barışmakta da gerekçeniz doğru olmalı, savaşırken de doğru olmalı. Biz demokrasi için savaştık, barış için de barıştık. Sayın Demirel'in bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ihtilafı yok. Ama Ecevit'le vardı. Evet. O Ecevit vefat etmiş, siyaset bitmiş. Demirel siyasetin dışına çıkmış. Sırf Cumhuriyet Halk Partisi diye, Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi diye onunla uzlaşmazdı imkan yok. Ben şunu biliyorum. CHP ile Adalet Partisi arasında artık temel bir ihtilaf yok. Temel uzlaşma mıdır? Uzlaşmanın temelinde vatanın birliği, laiklik, cumhuriyetçilik vardır. Yani her iki parti 923 cumhuriyetçisidir. Şimdi daha evvelsi gün okudum. Celal Bayar'la İnönü'nün bir konuşması var. 945 yıl sonları veya 46 başı. İnönü diyor ki Bayar bir parti kuracağım. Adı da Demokrat Parti. Hatta rozeti götürüyor. Yeter söz milletindir rozetine. İnönü'nün iki şartı var. Birinci şartı, fevkalade önemli bir şart. Laiklik konusunda sizinle bir ihtilafa düşmeyiz. Geçmişteki örneklerde biliyorsunuz arkadaş Fethi Bey falan kastediyor. İkincisi de diyor ki acaba rica etsem Doğu ve Güneydoğu'daki 13 ilde evet. örgüt kurmazlık eder misiniz? Evet. Kurmazlık eder misiniz? Bayar diyor ki laiklik konusunda zaten mutabıkım paşam. Ama bu 13 ilde mutlaka örgüt kuracağız. Çünkü oralarla barışmak ve o umumi valilerin getirdiği havayı yıkmak istiyoruz. O da diyor ki tamam eğer bu konuda mutabıksanız mesele yok. Yani o zaman o da hatta diyor ki siz de örgüt kurun orada. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de 46'dan sonra orada örgüt kurmuştur doğuda. Şimdi bunun bir de şahidi var. 1 Mayıs 1948 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde İnönü'nün bir makalesi var. Birinci düsasında Hürriyet Gazetesi'nin. İnönü o tarihte nedense bu bugün Kürdistan denilen yahut orada işte son Bedevi'nin hakim olduğu illerde bir dolaşım yapmış. Diyarbakır başta olmak üzere. Hepsi dolaştıktan sonra İnönü diyor ki terakki ettikçe, eser verdikçe, hizmetler verdikçe oranın ülkeye daha fazla yaklaştığını gördüm. Kesin. Evet, gördüm diyor. Ve güzel bir yazıdır o, tarihi bir yazıdır. Hürriyet ondan bir yazı makale istediği zaman o konuyu işlemiş. Çok da doğru bir. Bayar'ın dayandığı gerekçe de o. Yani senin de benim de yapacağımız iş bu. Gidelim orada vatandaşın ayağına kadar bunu. Ve biliyorsunuz o tarihlerde de bu ayrılık iddiaları, isyanlar yok. Son işte hadise Tunceli'deki meşhur Dersim hadisesinden sonra bir hadise yok. İnönü ile Bayar'ın mutabakatı bence bir muvazaadır aynı zamanda. Eğer muvaza iddiası varsa. Neye karşı? Tabii. Cumhuriyet'in devamı için iki siyasi partinin arasında o Nuri Demirhan kurduğu partiyi ciddiye almazsanız iki büyük oluşum Türkiye'de Cumhuriyet'in 23 kazanımlarını, birliğini vesaire savunmak için anlaşmışlar. Çok partili hayata geçmişler. Millet Partisi bölüşümünde de açıp okursanız Barışa Çakmak'tan başlıyor. Evet. Bu muvazaya karşı çıkış var. Hatta bölük başının vesairenin Demokrat Parti muvazadır demesinin temelinde bu yatıyor. Ama yani aynı kökten gelip ayrılıp evet. şimdi tekrar aynı kökten birleşiyorlar. Evet. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Adalet Partisi veya Demokrat Parti veya Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında bugün ekonomik, sosyal demokrasi vesaire gibi konularda görüş ayrılıkları olabilir. Ama temelde hiç ayrılıyor. Bizim bugünkü iktidar partisiyle ayrılıklarımız daha fazla. Çünkü siyasi bizim dediğimiz
Benim de Doğru Yol Partisi'nde, Adalet Partisi'nde, Demirel'inde. Demirel için bugün en önemli konulardan biri kalkınmacılık. Ona Büyük Türkiye diyor o. Bir de Laik Türkiye. Demirel'in Laik Türkiye anlayışı Atatürk'ün anlayışıyla aynı olmayabilir İsmet Paşa'yla. Ama temel kuralda mutabakat var. O nedenle Demirel'in Cumhuriyet Halk Partisi ile aleyhine tek kelime söylememesi, bugünkü küçük Demokrat Parti'ye destek vermesi nedenleri bu. Olabilirlikleri tartışıyor. Demirel rejimin yaşamasını istiyor. Demirel'in bazı dergilerde verdiği makaleleri, konuşmaları okuyorum. Çizgisinde hiç sapma yok. Ama şöyle bağlayayım sorunuzun cevabını. Demirel kesinlikle CHP ile bir uzlaşma aramadı. Onlara bir akıl fikir vermedi. Haberalı verdi mi? Haberal'la ilgili fikrini herkes biliyor. Uçağın kapısına gitti ya. Kapısına gitti. Demirel gibi bir çok temkinli siyaset adamını yapacağı iş mi bu? Bizim Haberal hakkındaki fikrimiz değişmez. Haberal bizim için vatanperver. Dünya çapında bir tıp adamıdır. Bir üniversite kurmuştur. Ve bizim ana fikrimizin etrafında olan bir arkadaşımızdır. Biz Haberal'ın sonuna kadar arkasındayız ve kefiliyiz. Sadece Demirel değil, ben ve arkadaşlarım. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan sevgimiz, saygımız ya da bağlılığımız belli ölçülerdedir. Ama siz demin söylediniz, Çetin Doğan'a oy verin dedim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin demedim. Diyebilirdim de. Eğer benim dediğim... Hoş olmazdı değil benim, sizin demeniz. Ama yani. Benim dediğimi yapsaydı, yani bu meselede bir rejim meselesi niteliğini kazandırsaydı, temel sorun... Başka bir şey o zaman. Tabii. O partisine siz yani, Türkiye veriyorsunuz, şey demek. Ben saygı değer buluyorum son yaptıkları projelere. Uygulama kabiliyeti de olduğunu zannediyorum. Bir parti diyor ki ben kanal açacağım. Bir parti de diyor ki hayır ben kanal açmayacağım, vatandaşa kanal açacağım. Sosyal sigortalarda şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hatta kendi partisinin geçmişini de Kemal Kılıçdaroğlu çok savunamadı. Sosyal demokrasinin bence ilk kuruluş aşamasında 50 senesinden önce işçi sigortalarını kuran, Çalışma Bakanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. Sadi Konu, Sadi Irmak'a getiren odur. Evet. Sonra 60'tan sonra da Ecevit zamanında grev hakkı dahi, toplu sözleşme dahi. Ve ben başka bir sıkıntı görüyorum AK Partisi'nde. Emekleri savundu. Emeklere hitap etti Sayın Kılıçdaroğlu. Emekçilere etmedi. O emeklerin partisi değil, emekçilerin partisi olmayı öyle çıkarmalıydı. Ne kadar oy arttırır onu bilemiyorum. Ama siyasi karakter itibariyle, özdeyiş itibariyle emekler zaten emekçidir büyük kısmı. Onları da kapsardı. Daha sosyal demokrat, daha sola yanık, dönük bir siyasi proje ortaya koysaydı, koyduğu projeler... İnandırıcı olmadı peki, 20 tane sağdan gelmiş milletvekili adayıyla. Onların çoğu sağdan gelmişti. Bizim içimizde önemli görevler yapmış sadece ve sadece Turan Tayan var, bakanlık yapmış. Buna mukabil ben size başka bir şey söyleyeyim. Bugün meclise taşıdığı AK Parti'nin içinde benim bildiğim 30-35 tane eski arkadaşımız var. Başta Köksal Top'tan olmak üzere. Evet. Ya, siyasi ana arterlerde politika yapan insan sayısı, personel çok olduğu için onların partileri dağılımı da bence normal adil oluyor. Kendi partiniz barajı yoksa aşamayacak noktaya gelince evet, yapacağınız iş siyasete devam etmek istiyorsanız. MHP'de var. Sevgili Sümer Oral mesela evet, bugün milletvekili evet, oldu. MHP'de başka arkadaşlarımız var. Meral Akşener var. Gerçi Meral Akşener her zaman MHP tandanslıyız zaten. Yani Doğru Yol Partisi'nde kendi MHP tandanslıyız. Evet ama bizim arkadaşlar... Ama mesela Sümer Oral öyle değildir mesela. Mesela son seçim çalışmalarında bizim arkadaşlar ona destek oldular. Evet. Seviyorlar Meral Akşener'i. İyi. O da galiba politik hayatın en olgun dönemini yaşıyor. Çok. Dinliyorum çünkü çok. Demin söylediğim tecrübeli siyasetçilerden evet, biri. Yani rozet takarken herhalde lahmacun falan dağıtmaz. Yalnız efendim şeye dikkat etmişsinizdir. Bizim siyasi dünyada espri bitti. Bitti. Evet. Yok. Evet. Mizah. Hakaret küfür var. Türkiye'de mizah da bitti. Mizah bitti, espri bitti. Birileri evet, sizi güldürmek için ve güldürmek istediğini belirten bir takım mizahi hadiseler yaratıyorlar. İnsan birisi sizi güldürmeye kalkışınca çok gülmek istemiyorsunuz. Gülmek için mizaha ihtiyaç var. Komikliğe evet, değil. Evet. Yani ben bir Hüseyin Rahmi'yi arıyorum.
benim kuşağımda. Evet, tabii de ondan sonra çok geldi geç. Aziz Yesin falan hariç. Ay, onları bakın, ama galiba siyasi toplumda da bir acayiplik var. Yani mesela biz burada bazen Murat'la gırgır yapıyoruz. Yani takılıyoruz, bakılıyoruz. Aman Allah'ım, bir öfke, bir kızgınlık. Nasıl söylersiniz bunu ya? Şaka, şimdi, gırgır, şamata. Mesela bence Türk Mizahı'nın en iyi eserlerinden biri Beynemliler diye bir film seyrettim ben. Bu çocuk şimdi milletvekili oldu. O büyük bir mizah hadisesidir. Ama bütünüyle Eyvah diye bir filme gittim geçenlerde. O da gayet iyi. O güldürmek için değil, kendisini de bence eğlendiren, değerli bir adam. Güzel de bir şey yapmış. Tabii orada çok değerli sanatçılar da var. O kıvamda, o akışkanlık içerisinde televizyonlarda bir program yok. Hayır, bu son seçimlerde de zaten. Evet. Liderlerin konuşmaları, espri falan yoktu artık eskisi. Espri yok, türsü yok. Şimdi tabii başbakanın kulaklarını çınlatayım. O en son galiba NTV'de bir şeye çıktı. Açık oturum gibi bir şey yapıyorlar ya. Ben saydım. 11 defa ilgi ve alaka dedi. Abi. 11 defa. Hani bir defa insan yanılır. Saygı ve hürmet. Evet. 19 defa nokta dedi. Noktasında, nokta için, noktada. Aklıma Nurullah Ataç geldi. Nurullah Ataç virgül kullanmaz biliyorsunuz. Virgül kullananlara da ver yansır ederdi. Çünkü imla kılavuzuna bakmadan yazı yazmak sanatı diye bir onun görüşü vardı. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, nokta az kullanılan, fevkalade önemli bir hadise. Ama zaman zaman benim öyle dilim alıştı, noktasında diyor. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Şimdi entelektüel kapasite dediğim biraz evvel bu. Bir başbakan akarsular gibi Türkçe konuşmalı. Tayyip Bey'in Türkçesi güzel ya. Efendim? Tayyip Bey'in Türkçesi genelde güzel ya. Okuyor. Şey, okumadığı var zaman bunu söyle işte. Ben seyrettim. Sizin açık oturumunuz gibi açık oturum. O bir davimler var ona soru soran. Bu oyuna ilgi ve alaka diyor. İlgi ve alaka bir kere ağzından kaçabilir insanın. Son zamanlarda çok yaygın hale geldi. Ama nokta, noktası da bu noktada dediğiniz zaman kelime bulamadığınız anlamına gelir. Noktanın yerine koyacağınız Türkiye'nin yeni yüzyıl bazısında bir istilah bulamadığınız ortaya çıkıyor. Ama hitabeti güzel. Çok güzel hitabeti. Hitabeti çok güzel. Ha? Hitabeti çok güzel. Sesi. Vücut dilini çok iyi kullanıyor. Sesi. Hatta yani ben kendi şahsıma şöyle düşünüyorum ki büyük ihtimalle bununla ilgili bir eğitim almış oluyor. Yani o el kol hareketlerini falan hepsinin bir... İmam Hatip'te var o. Tabii hitabet var. Şeyi hatırla. Hayır, yani vücudunu kullanışı, evet, ellerini böyle, evet, şöyle yapışı falan böyle. Yani o, evet, hepsinin bir şeyi var herhalde. Yani. Ali Rıza Hoca ne demişti? Demir Hocam. Ne demişti? Hepimiz konuşma şeyi verdik demişti. Olabilir. Kasımpaşa'da demişti. Çok iyi konuşuyor. İkna kabiliyeti olan bir adam. Ama Türkçesi de kelime hazinesini zenginleştirmek zorunda. Çok daha fazla okumak. Belki vakti yok zorunda. Yoksa şantiye şefi olarak iyi bir şantiye şefi. Bazen öyleyse gerekmiyor mu? Gerekiyor. Gerekiyor, gerekiyor. Oradan bir sıkıntım yok. Ama bir de bir devlet adamı gerekiyor. Her zaman şantiye şefi bulabilirsiniz. Devlet adamı bulmak çok zor. Bakın içinde bulunduğumuz bu hadiselere. Yani devlet adamının ilk vasfı öngörüdür. Önünü görmüyorsa arkasını görmüş olması da şüphelidir. O karşılıklı oldu mu? Yani Halk Partisi de niye aday gösterdi? Onları da gösterdiler. Halk Partisi de aday gösterdi mesela şeyleri. Çıkamayacağını da değerlendirmeli gerekiyor. Çıkacaklardır. Bir formülle çıkacaklardır. Çıkacaklar mı? Tabii. Hepsi. Şimdi Sabahat hakkında da evvela mahkeme tahliyeyi reddetti, sonra karar verdi. Şimdi efendim, seçimlerden önceydi galiba, bir 15-20 gün önce. Diyarbakır'da hakim veya savcıydı. Şu gösteriler diyor, eğlenceler, şenlikler. Bundan 5 sene önce olsa hepsini, evet, tutukladı. Savcı söylüyor. 5 senede kanun mu değişti? Hayır, hukuka bakış açısı değişti. Kanunun yorum açısı. Yani kanunların yorumlarındaki değişiklik madde metinleri sabit de kalsa mümkündür. Madde metinleri tabii. Bir de eylem koyan kişilerle ilgili düşüncesi değişiyor. Kasıt unsuru değişiyor. Savcının dediği doğru. Savcı orada lorke lorke oynadı mesela. Evet. Bundan 10 sene evvel belki o bir suçtu. Peki şimdi savcı bunu oynuyorsa 10 sene önce niye milletin canını okundu? Işte oynayamazsın, konuşamazsın edemezsin diye. Kötü demokrasi bu. Kötü demokrasi bu. Konuşamazsın, yani, edemezsin, şunu yapamazsın diye niye yapıldı madem? Türkiye'de iyi demokrasi olsa bütün bunlar 30 senedir yapılırdı. 1983'ten bu yana Türkiye'de vesayet rejimi olduğunu söylüyorlar ama doğru değil o. 83'ten beri Türkiye'de
Darbeye teşebbüs hadisesi bile olmadı. Şimdi iddia ediliyor ki 2001'de, 2005'te olmuş. Ve o zaman bir alınganlık var AK Parti'de. Kendisinin iktidarına karşı darbe teşebbüsü yapıldı. Bu Ali Fuat Başgil'in hatıralarında ilginç bir anısı var. 1949 senesinde Ali Fuat Başgil'e geliyorlar subaylar. Hatırlarsın. Galiba albay rütbesine subaylar. Biz 80 kişiyiz. Bir İrenu'ya karşı darbe yapacağız diyorlar. O da diyor ki bir dakika, bunu kime söylediniz? İlk önce diyor size söyledim. Sonra kime söyleyeceksiniz? Ahmet Emin Yalman'a. Sakın ha söyleyeyim, o herkese söyler diyor. Yapmayı demiyor ama. Yapmayı demiyor. Sonra diyor ki başka kime söyleyeceksiniz? Selim Ragıp Emece. Düşünüyor. Ona söyleyebilirsiniz. O kimseyi bilmiyor zaten. Tanımıyor. Yapmıyor. Ama ben size tavsiye edeyim. Bu üçümüze de söylemeyin. Bu işi de yapmayın. Önümüzde seçim var. Seçimde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi gidecek. Ve çok hoşgörüyle yazdığı bir anısı bu. Diyor ki bunlar her zaman olmuş, gelmiş. Sonra da biliyorsunuz bizim onu Cumhurbaşkanı yapma teşebbüsü ve bir kaçırılış hadisesi falan var. Evet. O vesileyle bunu da ifade ediyor rahmetli hocamız. Türkiye'nin genç subaylar arasında bu çeşit geyik diyoruz biz ona. Şimdi geyikler olur. Ama bu geyiklerde icra hareketi yoktur. İcra başlangıcı yoktur. Bir şey yok. Bu geyiktir. İşte siz buna karşı dediğim gibi entelektüel seviyeyi, ekonomiyi düzelterek koyabilirsiniz. Benim bir yorumum var. Bu seçimi kim kazandı diyorlar. AK Parti mi kazandı? Hayır, Türk parası kazandı. Bu seçimi lira kazandı. Türk parasının değerli oluşu, Türk parasının değerli oluşundan doğan ekonomik istikrar, bu Türkiye'de bu Halk Partisi, AK Parti'yi iktidara taşıdı. Halk kitlelerinden siz ne kadar durup durduk ayda iyi değilsin, kötüsün, işsizlik var vesaire deseniz. Adam kendini senden daha iyi biliyor. Adam 700-800 lirayla aldığına bakıyor. Abi, aynı. Pazarda evet. 10 liraya şu gömlekten var. Belki bu kalitede değil ama satılıyor. Evet. Her ihtiyacı görüyor. Dediği şeyler doğru. Kitabını bedava veriyorsunuz. Kadına 50 lira veriyorsunuz. Evet. Ve ben söyleyeyim mi? Yani evet. Zaman zaman yarattıkları gerilimler olmasa %60 oy alır. Ya alır. Orada sıkıntısı şu. Seçimi 40 lirası kazandı. Ama AK Parti ideolojisini kaybetti. AK Partisi... Belki de iyi değil mi o? Değil. Niye? AK Partisi ideoloji olarak benimsediği sistematikten vazgeçerek bir takım... Merkeze gelmiş olmasını göstermez mi? Ama o merkez çabuk dağılır. Bizim başımızdan geçtiği için söylüyorum. Merkezi dağıtmak, dağılması mümkün. 12 sene Türkiye'yi yönetmek az bir şey değil yani. Keşke değil. Herkes o kadar çabuk bir avantajı dağılsa. Var yalnız. Hem Has Parti'yi tasfiye etti, hem Saadet Partisi'ni tasfiye etti. Kendi bağlantılarından, eklerinden ya öndeki engellerden kurtuldu. Ama buna mukabil tabii milli görüş konusundaki büyük yanılgısı, bence milli görüşü tamamen terk etmesi yanlıştır çünkü bir çekirdek hadiseydi. Onu darmadağın hale getirebilir. Son hadisede dahi Bekir Bozdağ mıydı? Bir arkadaş var orada. Ve Bülent Arınç arasındaki görüş farkı dahi bunu gösteriyor. Bu daha da derinleşecektir her alanda. Merkezdeki daha liberal düşünceli, hukuka daha saygılı siyasetçilerle muhafazakar çekirdeği korumak isteyenler tartışacaklar, yarışacaklar. Ama yine bir ara vereyim Murat ya. Ne kadar var ki artık? Kaç kaldı ki? 50 olmuyor, duruma göre değişiyor. Bir çekirdeği var. Çekirdek var. Bir ara vereyim, devam edelim. Evet değerliler, teşekkür ediyoruz mailleriniz için. Aman bırakmayın diye herhalde binlerce mail geldi. Benim cebe bile geldi. He? Cebe bile geldi. Ne geldi cebine? Bırakmayın diye mesajlar. Bana gelen mailler şöyle, Murat Bardakçı'yı istemem ama sen kal abi falan diyenler çoğunlukla. Bana da tam tersi geliyor. Bıraksın sen devam et. Bana diyorlar ki Fatih bırakırsa bıraksın sen bırakma diyorlar. Tavsiyenize uyacağız ve bundan sonra beraber program yapmayacağız. Evet. Çünkü giderek tahammül edilmez bir hal aldı. Yani siz de görüyorsunuz neler çektiğimi burada. Daha bir şey çekmedi. Daha bir şey görmedi. Çekmedi. Efendim biz Murat Bardakçı ile kolay kolay ayrılmayız birbirimizden. Evet. Ayrılsak da beraberiz. Ayrıca keyif alıyoruz. Size bir soru var. Başta verdiğiniz genç teğmen örneğinden yola çıkmışlar. Diyorsunuz ki o genç teğmen yargılandı. Şu oldu, bu oldu. Sehven. Belki de Genelkurmay Başkanı olacaktı. Peki Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı yönünde Adalet Partisi
milletvekilleri ellerini kaldırırken o Deniz Gezmiş ve arkadaşlarında bir gün Türkiye'de başbakan, bakan, Türkiye'de çok önemli insanlar olacaklarını düşünmemişler miydi? Kesinlikle. Kesinlikle ben Deniz Gezmiş'in idamını, arkadaşlarının idamını haksız buluyorum. Burada küçük bir sır açıklayayım. Deniz Gezmiş Hukuk Fakültesinden, o zaman henüz terörist değildi, atılması davasında Profesör Sami Akıncı ile birlikte avukatlık yaptım. Deniz Gezmiş lehine. Nasıl? Deniz Gezmiş lehine. Ve davayı da kazandık itirazla. Deniz Gezmiş tekrar döndü fakülteye. O zaman sen... Yani siz Deniz Gezmiş'in avukatlığını yaptınız. Avukatı mıydınız? Efendim? Deniz Gezmiş'in... Hukuk Fakültesi'nden atıldığı zaman da bir tala verip dava... Dilekçe kim imzaladı hatırlamıyorum ama davayı Sami Akıncı vardı. Deniz Ticaret Profesörü. Onunla beraber hazırladık, açtık. Çünkü haksız davranmıştı Deniz. Ama Deniz sonra o yani sadece söyleme dayalı şey muhalefetinden silaha dayalı muhalefete geçtikten sonra onu da tasvip etme mümkün değil. Peki niye atılmıştı hukuktan? Yine bu çeşit. Bu şeylerden. Bu çeşit. Siyasi. Evet. O zaman siyasi nedenler. Siyasi nedenler. Bir şeylere katılmış, bir nümayişlere katılmış vesaire. Bir gruptu onlar, o gençler. Benim için fikri mücadele yapan herkese saygım var. Herkes söylemiyor. Hiç bakmam dahi. Ve örfi idare davalarında da çok solcu arkadaşımızın bu zaman zaman vekaletini deruhte ettim ve sıkıntı mahkemeleri dedi. Onları savundum. Bu ayrı bir iş. Ama birisi silah kullanıyorsa, bir eyleme katılmış ve o eylemde de insanların hayatına, can güvenliğine veya can bütünlüğüne müdahale etmişse onun savunulur tarafı bence yoktur. Fikriniz varsa silaha ihtiyacınız olmamalı. Ama Deniz Gezmiş'in gerçekten son dönemlerinde yaptıklarını da çok tasvip etmek mümkün değil. O üniversite talebesi Deniz Gezmiş gitmiş, bir militan Deniz Gezmiş gelmişti. Buna rağmen idam edilmeleri de yanlış buldum. Biz Faruk Erem'in talebesiyiz. Faruk Erem de, ben de, bazı ceza avukatı arkadaşlarımız da idam cezasına karşıyız. Ve biz idam cezaları, mürafalarına para almadan gireriz. O zaman bitti artık. Onun ne güzeldi, bir ceza avukatının hatıraları diye bir kitabı vardır. Faruk Hoca bize talimat verirdi. Burada da en az iki tane idam cezasına mahkum olsa gelen kişiyi kurtardım. Çünkü hem de bir tanesi biraz da yani şeye aşağı idamı hak etmişti. Ama siyasi miydi? Adi suçlar. Adi suçlar. Adi suçlar. Çok siyasi ceza idam olmamıştır biliyorsunuz. 12 yıl sonrasında olanlar hariç çok siyasi idam yok Türkiye'de. Ve Deniz Gezmişler var. Deniz Gezmişler var. Onu yok. İdamsız hallediliyor bazı evet, şeyler. İdamsız hallediliyor bazı Fethi şeyler. Fethi Gürcan'la Ferhat Aydemir davası da ben yasadan yeni çıkmıştım. Sabri Sarıyer diye binici bir arkadaşımız. Demin at dediniz ya. Fethi Gürcan şeydi zaten. Sabri. Fethi Gürcan olimpiyat yapıyor. Fethi'nin takımında. Fethi olimpiyat şampiyon değil. Olimpiyat takımında. Takımının kaptanı. Takımında pardon. Sabri Sarıyer'de binicilerden biri. Onu da Fethi Hoca şey etmiş. Radyo evini alma memur etmiş. Radyo evini alırken yakalandırmış bu. Attılar şeye. Tarat Aydemir davasının içeri. O avukatlık vekaletnamesini verdi. Gittim. Adli amir beni sokmadı mahkemeye. Yasada da avukatlık yaptım. Çok, halbuki ben 146'yı çok iyi biliyorum. Elimde döküman var. Savunma yapacağım. Gerekçe ne sokmamın gerekçesi? Adli, giremezsin mi? Evet, evet. Adli amirlerin yetkisi var. Jandarma komutanlığında bir adli amir, Tuğgeneral, kimdi hatırlamıyorum. Siz giremezsiniz bu davaya dedi. Çünkü siz dedi, ben de resmi arkadaşın avukatlığını yapmışsınız. Ne alakası var? Orada da yaptım, burada da yaparım. Müsaade edin dedi. Vekaletnameyi ciro etmediği için, havale etmediği için giremedim. Ortağım arkadaşımı girdi ama yine aynı müdafaa edip Sabri'yi az bir cezayla kurtardım. Çünkü idam cezasında da orada. Ben Talat Aydemir'in de Fethi Gürcan'ın da idamına karşıyım. Onda da bir hatıram var. Tabii yaşlandıkça hatıralar çoğalıyor. Estağfurullah. Şimdi Fethi, Talat Aydemir bir beyanat vermiş. Evvela affedildi ya 21 Şubat'tan sonra ilini affedildi. İki kere affedildi. Beyanat vermiş. Bunu şimdi Ulucanlar cezaevinde Hilton diye bir koğuşa koymuşlar. Türk İş Başkanı Nuri vardı. Evet. Nuri de bir icapsız bir söz söylemiş. Onu da tutuklamışlar. Nuri'nin avukatı diye gittim 63 senesi bir an. O öyle bir salon gibi bir yer var. Orada oturuyorlar. Nuri dedi ki bak burada kim var? Nefip kim var?
Baktık Talat Bey geldi Aydemir. O zaten o zaman 1,5 ay falan geldi. Bir basın suçu gibi. Nuriye diyor ki seni buraya zaten diyor biz soktuk. İhtilal yapmak için sebep arıyorduk. O zaman bu yeni milletvekili olmuş. İcabsız sözler söylemiş Anadolu Kulübü'nde. Selahattin Babiroğlu diye de bir zat var. İçişleri Bakanı mıydı o? İhbar Bakanı oldu. İhbar Bakanı. İller Bankası müdürüydü. O da ihbar etmiş Nuri'yi. Kendisi Nuri düşmüş içeriye. Ve sonra mahkum oldu. Kurtaramadık Nuri'yi ve meclis dokunulmazlığını da kaldırmıştı. Hapiste yattı. Bir dakika milletvekiliyken mi? Tabii efendim. Adalet Partisi milletvekili olarak meclise gelmiş. O şeyle, zevki, sefa ile biraz etrafı bir dolaşmış. Nasıl atılıyor içeriye? Kaldırdılar teşrif masiyetini hemen. Adalet Partililer başta olmak üzere. Ha kalktıktan sonra tevkif edildi. Teşrif masiyetini kaldırmışlar. Attılar içeri. O şekilde. Ha. Attılar içeri. İş burada da... Daha önce var mı milletvekiline hapse giren? Bir meclise cinayet işleyen var bir tane, o girdi. Şey, Bölükbaşı var hemen. Osman Bölükbaşı. Bölükbaşı var. En kodamanı o işin. En kısa zamanda tahliye edilen de o. Onu tahliye eden Sebat Sırrı... Sebat Ataman mı var şeyi? Sırrı Kalayoğlu diye bir zat. Onun oğlu Minci Kalayoğlu var şimdi. Onun babası Keskin Ağır Ceza Reisi. Demin söyledi ki Ağır Ceza Reisi'nin öyle muhterem bir adamdı. Ağır Ceza Reisi dediği zaman esnafta devlet geliri. Devlet gibi adam olur. Onu tahliye etmek mesele. İtiraz ediyor buradan. Keskin'e gidiyor. Keskin'de bir sıradan Ağır Ceza Mahkemesi reisi tahliye veriyor. Sonra onu ihtilal temiz mahkemesi üyesi yaptı. Hemen. Temiz mahkemesi üyesi. Bir hatıra daha anlatayım mı? Buyurun lütfen. Şimdi bu Allah rahmet eylesin. Herkes öldü tabii. Ben kaldım. Allah bilir. Şimdi Berrin Menderes o lojmandan çıkmış bir apartman katına taşınmıştı. Bir arkadaşımızın katı. Ankara'daki. Ankara'da. Ankara'da. Lojman dediğiniz? Başbakanlık konutu gibi. Konutu diyorsunuz. Makbule Hanım'ın evi vardı. Evet, evet, o, evet, evet. Oradan camlı. Adnan Bey hapse girince Berrin Hanım'ı çıkardılar. Aydın'la ikisi o apartmana sığınmışlardı aşağı yukarı. Telefon etti bir arkadaşımız. Berrin Hanım'ın evinde bir arama var diye. Kalktım gittim baktım Sırrı Bey soruşturma kurulu üyesi sıfatıyla gelmiş. Araştırma. Tabii sevgimiz saygımız var. Mahkemesinde davalara girdiğimizde. Hayrola dedi reis bey. Dedi ki arama yapıyoruz. Peki biz kenarda o zaman avukatların da müdahil hakları yok bugünkü gibi. Zaten vekaletim de yok. Berrin Hanım'a yardım ediyorum. Sonra baktım bir takım halıları alıyor götürüyor filan. Bir yanında şeyler de var zabıt katipler ama. Dedim ki ne arıyorsunuz bir şey arıyorsunuz. Şah'ın dedi Adnan Bey'e hediye ettiği kıymetli bir halıyı arıyoruz dedi. Acaba olsun. Dedim ki hanımefendiye soralım nerede olduğunu söylesin. Neye zahmet buyuruyorsunuz? Tabii sorduk Berrin Hanım'a. Berrin Hanım dedi ki o halıyı hediye olduğu için ben çatıda bıraktım. Almadım. Burada değil o halı dedi. Deyince Sırrı Bey çok üzüldü. Kalayoğlu. Dedi ki ya bize dediler ki işte halıları malları aldı buraya geldi diye. Dedim ki halıları alsan da kime satacak? Bir kıymetli acama olsun. O da doğru ya dedi. Aldı ekibine gitti. Fakat Berrin Hanım çok üzülmüştü. Sonra gitti Berrin Hanım'a da özür dedi. Ha. Özür dedi. Öylesine değerli bir adamdı. Peki sormamışlar mı gençlerine yani bu halı nerede falan diye? Doğrudan aramaya başladı. Doğrudan aramaya başladı. Biri ihbar etmişti. O zaman şimdi bu Türk siyasetinde bir şey gördüm. Bizim halkımız iki şeye çok meraklıdır. Bir ihtilal olduğu zaman verilecek bir göreve bir de birbirini ihbar etmiyor. Oo, tabii, tabii. Çuval dolusu ihbar vardı yassada da. İsimleri vermeyeyim. En tanınmış armatörler birbirlerine ihbar etmişler. Neler olmuş, neler olmuş? Tabii canım. Çoğunu biliyorum. Yani. Daha eksantrik bir vaka. Son danışma kuruluna üye olmak için İstanbul Valiliğine 600 kişi başvurmuştur. 80'deki. Evet. Evet. 600 kişi. 600 tabii içlerinde de. Hani demin entelektüel. Oktay Bey seçildi. He? Yok. Kurucu meclisteydi o. Bana. Evet. 600 kişi. 600. Galiba 20-25 kişi seçilecekti. Yani İstanbul'da kontenjanı o kadar. Ve işlerinde kimler yok. Çok güzel. Çok enteresan sevdim. O. Kimler, çok... Of, kimler çıkar kim bilir. Bugünün demokratları var mı içerisinde? Efendim? Bugünün demokratları falan var mı?
Yani o önde bildiğin hani çok demokrat geçinenlerden yani, yok ama var. Yani önemli isimler var. Arkamdan Fatiha okunmasını istiyorum. Fatiha okuyanın sayısı azaltma. Nihat Ergün geçen gün Habertürk'e bir röportaj verdi. İlginç de sözler etti. Birkaç gün zaten tartışılıyor bunlar. Dedi ki yeni parlamentonun ilk çalışmalarından bir tanesi devlete karşı işlenen suçlarla ilgili bir af çıkarmak olabilir. Biz bunu kişilere karşı işlenen suçları, başbakanın da tavrı belli zaten orada affetmeye sahip değiliz ama devleti temsil eden bir parlamentoda, ülkeyi temsil eden bir parlamentonun devlete karşı işlenmiş suçları af yetkisi vardır dedi. Acaba bugün ortaya çıkan bu Hatip Dicle diğerleriyle ilgili mesele bu kapsamda çıkaracak bir afla çözümlenebilir mi? Ben bu zatı tanımıyorum tabii. Bakan olduğunu biliyorum da hiç görmüşlüğüm yok. Yani kendimi söylüyor, Allah'ımı söyletiyor, bir başkası mı söyletiyor bilemem. Ama af lafı çıktığı zaman af çıkar. Evvela lafı çıkar. Evet, çok güzel. Boşuna kimse af lafı. O şeydir, af lafı şeyi cinden cinden çıkarmak. Çıktıktan sonra, çünkü hapishaneler hareketlenir. Hapishanelerde yatanların aileleri, taraflar vesaire. Hep de aynı şey söylenir. Devlet kendisine yapılan suçları affetsin de yurttaşların birbirlerinden. Ama genelde sonuç tersi olur. Ters olur. Çünkü Rahşan affında da öyle oldu. Daha evvelki hafta da oldu. Anayasa Mahkemesi affı genişletti. Evet. Rahşan affı bir tecil ve tehir affıydı ama pek çok arkadaşımız faydalandı. Siyasetten de 74'te de öyle oldu. 74'te de öyle oldu. Şimdi burada Türkiye'nin bir af beklentisi var mı? Var. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Bir eski meclis başkanı olarak söylüyorum. Hapishaneler çok dolu. Hapishanelerde çok insan haklı ve haksız yerde yatıyor. Türkiye'de cezanın hadleri çok yüksek. Şimdi gazetelerde okuyorsunuz. Basit bir suçtan dolayı birisi yakalanıyor. 20 yılla 40 yıl arası hapisleri diyor. Bir şey çıkıyor. Evet. Okuyorsunuz. Kanun maddeleri bakıyorsunuz. Gerçekten benim unuttuğum dönemlerde, siyasetin içinde olup da ceza davalarına girmediğim dönemde katlamışlar. Yeni ceza kanunu çok sert bir kanun. O nedenle... Ama onu infazla dengelemiyor mu? Dengelese bile o kadar uzun sürelerde... Şimdi bu bilhassa bankalarla ilgili kanunlarda ağır hapis cezaları verdiler. Hala benim bildiğim Yargıtay'da tanınmış bankacıların davaları duruyor. 20 sene, 18 sene, 16 sene gibi. Yani tabii hapishanede yatmış birisi olarak söylüyorum. Hapishanede bir gün fazla yatmanın bile insana verdiği bir yanlışlık, ağırlık var. Ailelerinize verdiği bir ıstırap var. Türk ceza kanununu lüzumsuz cezalardan kurtarmalıyız. Birincisi o. Bir değişiklik yapıldı ama çok radikal değildi. İkincisi kabahatlerin sayısını arttırmalıyız. Türkiye'de her şey ceza hukukuna göre suç. Bir beyannamenin verilmemesi, bir ufak hata, her şey ve her şey suç. Ağır cezalarla karşılanıyor. Şimdi zaman zaman para cezasına çevirme imkanları oldu ki eskiden daha sertti. Basın hukukunda da öyle. Evet. Şimdi içeride basında mahkum olmuş, hüküm giymiş insanlar da var. Sadece Ahmet Şık'ı biz söylüyoruz ya da Soner Yalçın'ı söylüyoruz. Nedim'i söylüyoruz ama başkaları da var içeride. Hem de unuttuğumuz kişiler var. O nedenle bence oturup ceza hukuk sistemimizi, tutukluluk sistemimizi elden geçirmek lazım. Bir kere 100. madde var. Bu katalog suçları diye. O fevkalade antidemokratik. Mahkemelere baskı yapıyor. Bana sorarsa Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer arkadaşlarımız ona bir son fıkra ekleyip bilhassa bu hadiselerden ötürü mebusların da tutuklamasını durdurucu hükümler koyabilir. Çünkü öyle bir hüküm koymuş ki varsayılır diyor. Ne demek varsayılır? Şu 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 davalarda tutukluk sebebi varsayılır diyor. Bir kere onu kaldırmak gerekiyor. İnsanlar tutuklu. Bugün 110 bin kişi, 120 bin kişi varsa cezaevlerinde bunun 50 bin hükümü gerisi tutuklu. Her hadisede böyle bir hadise. Onun için sözün başına dönelim. Kısmi ve tecile dayalı bir af hukukunu ben olabilir görüyorum. Tecile dayalı. Bu sorunu çözer mi böyle bir şey? Bir miktar çözer. Bir miktar rahatlık getirir ve cezaevlerinde rahatlatır.
yeni cezaevleri yapılıncaya kadar infaz sistemi çok kötü çünkü. Peki yine bir Binaenaltaş Gönülbef var, diyor ki BDP'li milletvekilleri bundan 10 yıl önce böyle bir şey söylediklerinde kıyamet kopardı. 15-20 yıl evvel söylediklerine yaka paça parlamentodan atıldılar. O gün söyledikleri bugün söylediklerinin yanında hiçbir şey değil. Ama bugün bakıyorsunuz parlamentoda son derece demokratik bir olgunlukla, tahammülle karşılanıyorlar. Toplumda büyük bir demokratik tahammül gösteriyor. Nereden nereye gelmişiz? Doğru mu? Doğru. Doğru. O da toplumun içinde bulunduğu koşullarla ilgili. Bir de tabii alıştık. Alıştık. Bir de alışma meselesi bu. Alıştık. Türkiye bölünme telaffuz etmeye alıştı. Türkiye Kürt meselesinin evet. nasıl çözüleceği yolunda sorulara alıştı. Evet. Türkiye Kürt meselesinde pasif davranmaya alıştı. Aktiviteyi de Kürtlere bıraktı. Türk devleti koruma halinde. Sadece Türkiye kendini korumakla uğraşıyor. Ve bugün dikkat ederseniz İmralı'daki mahkum olan zatın ismi telaffuz edilirken sıfatlar konmaya başlandı. İşte bunlardan sadece sayın değil, pek çok sıfat. Önderimiz diyor mesela insan. Onun önder olduğuna bizim milliyetçiler bile alıştılar. Şimdi daha acısı ben Türk'üm demeye çekinir hale geldi. Biz Murat'la ondan çok yakınıyoruz burada. Evet. Ama şimdi, faşist diyorlar biz öyle deyince. Hayır, affedersiniz. Sen faşistsin de. Faşizm de faşizm. Faşist. Hayır, yani Türk demek ayıpsa. Ha, bir adı var bilmem neyim diyor. Ben niye Türk'üm demeyeyim ya. Bundan Kürtlerin yok. Gücenmesine de bir sebep yok. Sebep yok. Yok. O Kürt'üm diyorsa ben de Türk'üm diyorum. Tabii, benim. Hayır. Gönüllü Kürtler de var. Onlar daha çok bozuluyorlar. Kürt değil, Türk adam. Ama evet. gönüllü Kürtçü. Ama biliyorsun Türkiye'de Kürtçülüğün esaslarını Türkler, Türkçülüğün esaslarını evet. Kürtler yazmıştır. Yani burası da enteresan bir ülkedir yani. Evet. Şimdi Türkiye'de... Peki efendim, İmralı sakini serbest bırakılabilir evet. mi? Bırakılması mümkün mü? Başbakan o konuda kesin tavır gösterdi. Mümkün değil. Şimdi başbakanın bir cümlesi yanlış. Ben olsam asardım diyor. O kapatılmış bir yarayı açar. Şimdi ayrıca... Ama başbakanın büyük ihtimalle böyle bir şeyin olmayacağını bildiği için. Bildiği ama çok ayıp bir şey. Bülent Ecevit'in bir sözü var. Bize bu zatı niye verdiler bilmiyorum. Ama şartla verdiler dedi. Evet. Asmamak şartıyla verdiler. İdam cezasının olduğu bir dönemde bunun idam edilmemesi o şartın yerine getirilmesidir. Şimdi bugün tekrar o idam kelimesini telaffuz etmenin yanlışlığı. Türkiye'de idam cezası yok. Yok. Evet. Koysanız bile işletemezsiniz. İşletemezsiniz. Ancak hukuk dışı bir yöntemle asarsınız isterseniz. Devlet ben asıyorum. Ben gider asarım. Ama o asmak değil öldürmek. Öldürmek olur. Öldürmek olur. Katletmek dediğimiz tabir olur. Bence başbakanların bu kelimeleri kullanırken dikkatli olması. Sayın Bahçeli'nin de ip atması çok yanlış. Orada ip atladı Bahçeli. İp attı ya. Şimdi insanlar yapamayacakları şeyleri söylemeyelim. Bir de keşke. Siyasetçinin dilinde keşke olmalı. Siyasetçi keşkeyi söylemeye başladığı zaman zayıflar. İradesi de zayıflar, telaffuzu da. Keşke ikisi. O gün atsaydık. Yarın öbür gün derler ki sen o zaman neredeydin? Çünkü o tarihlerde kalkıp da asılsın dediğini de kimse bilmiyor. Kimse duymamış. O zaman da siyaset içinde olan bir arkadaşımız. Ben onlara bakmıyorum. Benim şimdi baktığım bir şey var. Bu mesele geldi önümüze kondu. Ve tıkalı bir meseledir. Bütün seçim konuşmalarını çok dikkatle takip etti. Kimse bir çözüm önermedi. Buna BDP'liler de dahil. Dahil. Hatta başta. BDP'liler tehdit ettiler, teklif etmediler. Hiçbir teklifleri yok. Söyledikleri şeyler olabilir şeyler değil. Dillerin altında bakla var, onu söylemeye çekiniyorlar. Onların söylediği baklayı ben söylüyorum, onu da kabul etmiyorlar. Yok yok öyle değil diyorlar. Öyle değil diyor. Ama öyle olduğunu kendi gazeteleri, dergileri, yurt dışındaki yayınları gösteriyor. Bunların hepsi geliyor. Şimdi Kürt meselesi Türkiye'nin yeni bir meselesi değil. Ben bir alıntı yapmak istiyorum. Şükrü Mehmet diye bir zat var. Şükrü Mehmet'i tanıyor musunuz? Hayır. Şükrü Mehmet Bey, Profesör Doktor, Kürt Teali Cemiyeti'nin umumi katibi. Şeydeki anladım. 1900
27'lerde. Evet. Bir reddiyesi var 17 sayfalık. Fevkalade ilgi çekici. Sekban. Çünkü evet. Mehmet Sekban. Evet. Zannediyorum 150'lik de olabilir. 150'lik olabilir. 150'lik mi? 150'lik olabilir. 150'lik olabilir. Beyrut'ta falan yaşamış. Hatta Şerif Paşa'ya giydirir. Giydirir, evet. Evet şeyde. Şimdi. Geçen gün hatta biz bahsettik de adını hatırlamadık. Evet, Şükrü evet, Mehmet evet, Bey. Evet, evet. Mehmet Şükrü diyor herkes ama doğrusu Şükrü Mehmet Sekban. Evet. Şerif Şükrü Paşa Mehmet Sekban. Boş Şerif'e giydirir. Evet. O şey yaptı bunları falan sonra yaladı tükürdü her şeyi falan. Şimdi onun reddiyesi Kürt meselesinin çözümüdür. Orada çok açık ve net biçimde bir şey söylüyor. Biz hani son zamanlarda çok et tırnak gibiyiz falan diyorlar. O manikürcü lafı ne demek et tırnak gibi. O laf değil. O başka bir şey söylüyor. kardeş çocuklarıyız. Ve hepimiz Turaniyiz. Ve bunun bir takım gerekçelerini çok güzel anlatıyor. Ve diyor ki çözüm ben bu kadar uğraştım özellik vesaire vesaire. Bizim özerk olarak o bölgede yaşamamız mümkün değil. Bizim lisanımız da diyor Kürtçe bizim için çok iyi bir dil. Ama milletler arası bir dil değil. Olması zor. Tıbbi, teknik kelimelerin bulunmadığı bir dil. Ve bizim kendi aramızda da ihtilaflar var, ittifaklar yok. Dağınığız. Biz Atatürk'ün etrafında Mustafa Kemal diyor o zaman. 1927. Ve bunu Paris'te yazıyor, bastırıyor. Ve Türkçe nüshası bende var. Okuduğunuz zaman ve Şükrü Mehmet Bey'in uzun yıllar deneyimlerinden sonra çok güzel şeyler var orada. Ve sonunda da en sonunda Atatürk'e bağlılığını da ifade ediyor. Sonra da Türkiye'ye geliyor. Burada vefat ettiğini tespit ettim. Çocukları ve torunları da var. İsimlerini söylemek istemiyorum. Tanınmış insanlar bugün. Ama demin söylediğini için ifade etmek istiyorum. Bu ve bunun gibi daha başka belgeler ve kitaplar var. Benim çok eski arkadaşlarım zaman içerisinde bu Kürt meselesinde bizimle aynı düşünceye geldiler. Aynı düşünceye geldiler. Bir arada yaşama zorunluluğumuzu. Ama aykırılıklarımızı, ayrılıklarımızı koruyarak. Bundan daha, ve bu hükümetin son zamanlarda yaptığı en iyi işlerden biri de TRT'de sağda solda Kürtçe ile ilgili yayınlarıdır. Bunların sınırını aşmamak koşuluyla onları da çok doğru ve takdirle karşılıyorum. Sınır dediğiniz nedir? Sınırı aşmamak dediğiniz. Özellik. Kemal Bey'in de o konuda söylediğine tam katılmıyorum. Bilhassa o yerel yönetimlerdeki muhalefet şerhlerini bildiğim için ifade ediyorum. O çekinceleri tamamen kaldırdığınız zaman ortaya iki başkent çıkar. Bir Diyarbakır, bir Ankara. Bu fiili bir durumdur. Ve kanunların önleyemediği dalgalardır bunlar. Ayrılık dalgaları, milliyetçi duygular ve bunların içinde gizli servisler vardır. Dış mihraklar vardır. Son hadiselerde görüyorsunuz. Peki yine bir ara vereceğim. Evet. Sayın Cinderuk ama aradan sonra şunu merak ediyorum. Yani onu sormak istiyorum size. Türkiye üniter kalmak zorunda mı? Konuşalım. Bir ara vereyim sonra konuşalım. Hayır, konuşalım. Ya, o sorunun hukuki boyutunu önce beyefendi söylesinler. Ne gibi? Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık Murat Bey? Biz ne dedik onu yaptık arada. Of. Duydum not da duymazdan geldim. Not aldım. Not aldın ama kayda da geçti, söyleyeyim size. Ha? Hepsi kayda geçti. Reklam arasında kayda geçti. Doğru. Reklam arasındaki sohbetler de kayıt altındadır. Bilesiniz yani. Deniz Gezmiş terörist emrinize kızmışlar. Ne yaptı da terörist oldu diyorlar. Anlamadım. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına terörist emrinize kızmışlar. Terörist yapmadılar mı? Sadece bana sormasınlar, Ertuğrul Kürkçü'ye de sormasınlar. Elinde silah olan, konsolos kaçıran, zorluk yapan. İşte Ertuğrul Kürkçü o gün samanların altına saklandı. Bugün milletvekili. Bilmiyorum. Yani bildiğim bir şey varsa bir noktadan sonra. Bilmiyorum diyerek bir şey mi ima ettiniz? Siz boş konuşmazsınız. O kadar söylüyorum. Şimdi benim söylemek istediğim şu. Bu çok önemli bir laf. Evet. Kim? O gün. Israr etti. Ne demek istedin? Ne gibi? Bilmiyorum demekle. Ben Ertuğrul Kürkçü'yü tanımıyorum. Sadece vukuatını biliyorum. Nedir efendim? Kızılderede kurtulan tek isim. Tek isim. Vukuat mı oluyor? Kızılderede bütün erkek hepsi öldürüldü. Evet. Bir tek Ertuğrul Kürkçü samanların altına saklanıp kurtuldu. Ve tabii hakkında bir sürü iddia çıktı.
Ne gibi? MİT'in elemanı gibi. Hı. Muhbir gibi çıktı. O zaman çok gazeteler yazdı. Ben gözümle görmediğim için bir şey söyleyemem. Ha. Siz de ona dayanarak söylüyorsunuz. Evet. Başka bir özel bilgiye... Özel bir bilgim yok. Sağ kalmış olmasında mutluyum. Çünkü hiçbir insan ölmesini istemem. Ama orada gerçekten devlete karşı bir direniş var. Bizim için devlet en önde. Siz demin sordunuz, Türkiye üniter devlet mi kalmalı diye. Kesinlikle evet. Bunu hem Kürtlerin yararı için söylüyorum, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yararı için söylüyorum. Türkiye çok önemli bir gelişme trendi yakaladı. Kızıyorsunuz AK Parti'ye mesela işte bunu yakaladınız. Evet. Kızıyorsunuz AK Parti'ye ama bunu siz de kabul ediyorsunuz. AK Parti'nin şansı bu dönemde bulunması. Bir başka partide olsa bulunamayacak. Dünya şartları. Ha, konjonktürel bu yani. Dünya şartları böyle. Neden? Türkiye kentleşmeye başladı. Köy nüfusu kentlere geliyor. Yeni kentliler yeni imkanlar arıyor ve yeni ihtiyaçlar var. Türkiye bir tüketim toplumu ama bu tüketimi israf toplumu haline getirmeden götürebilirse çok büyük bir ekonomi haline de gelebilir. Güçlü bir devlet. Demin sorduğunuz cumhuriyetimizi 90 senedir toprak kaybetmeyen bu coğrafyada önemli bir ülke. 90 sene. 1920'den beri sayınız. Ve buna ilave olarak da Hatay'ı elde etmiş. Kuzey Kıbrıs'ta bir kolordu bulunduran önemli bir ülke. Yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de kazanmış bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti ayrıca ideolojilerin hiçbirine kapılmamış. Civarımızda ideolojiler öyle akın halde geçmiş ki Naziler gelmiş, komünistler gelmiş, İran devrimcileri gelmiş hepsinin arasından. Türkiye de çok beğenmediğimiz bir demokrasiyle rejimi muhafaza etmiş, cumhuriyeti muhafaza etmiş. En son ben açık bir şey daha söyleyeyim. AK Parti tehlikesini de aşmak üzere olan bir ülke. Yani AK Partisi kendisini bugün çok güçlü görüyor. Oy oranları itibariyle güçlü olabilir. %50. Ama amaçları itibariyle, ideolojisi itibariyle bence kaybetmiş. AK Parti kazanmış olabilir ama ideolojisi kaybetmiştir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve o gücün getirdiği imkanlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam nitelikleri onları intibak ettirmiştir. Bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey olur mu? Bir kere rakı müstehlikleri için çok iyi bir şey. Dünyanın en iyi rakıları şimdi Türkiye'de. Bunların döneminde. Olacak şey mi bu? Demek ki yani o zaman AK Parti etrafında başta yaratılan izlenim doğru çıkmadı sonuç olarak. Şimdi 94... Öyle veya böyle. Evet. Belki dönüştükten sonra iktidar oldular. Belki iktidar onları dönüştürdü ama... 94 senesinde ben meclis başkanıydım. Avustralya genel valisi. Orada biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yok. Evet. Genel vali geldi. Böyle baba yiğit bir adam. İngiliz asilzadesi. Meclis başkanı. Tayyip Bey de şeyi kazanmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Adam Dolmabahçe Sarayı'nda bana dedi ki korkmuyor musunuz? Niye korkacağım dedim. Dedi gericiler dedi belediye başkanlığını kazandı. Ne olacak dedim kazandıysa. Dedi gelecek sefer ben geldiğim zaman burada içki içebilir miyim? Çünkü onu bir yemeğe götürdük. İçki falan içti. Dedim ki vallahi cumhuriyetimiz öyle güçlü ki yerleşmiş ki gelecek sefer geldiğin zaman onları da içki içer halde bulabilirsin. Hiç sakınca yok. Türkiye Cumhuriyeti bu direnci. Türkiye Cumhuriyeti değişmez, bunlar değişir. Bu defterine yaz git dedim adam, adam gitti. Yaşıyor mu bilmiyorum, yaşıyorsa herhalde. Yani bunun... Türkiye öylesine ceberut bir devlet mi efendim? Ceberut değil, yerleşmiş. Dişi bir devlet. Ha? Dişi bir devlet. Yok, her şeyi kendi içine... Feminen yani. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Her şeyi kendi içine eritip kendileştiriyor her şeyi. O ceberut olur işte. Başka bir şey var. Zorla yapmıyor ki bunu. Hayır, hiç zorla bizim. Kimacı yapmıyor ama. Sanayileşme devriminden sonra... Bu iki gündür yaşadığımız nedir? Murat Bey. Adaylar meselesi. İki gündür yaşadığımız. Sanayileşme devriminden sonra en büyük devrimi yaşıyoruz. Birbirine yakınlaştıran, coğrafyayı ortadan kaldıran devrimi yaşıyoruz. Ve çağdaşlaşmanın bütün imkanları, menfaatleri geliyor. Siz vaktiyle matbaayı yasaklamak isteyenler, bugün interneti yasaklamak istiyorlar mı? Cep telefonu yasaklamak istiyorlar. Hiç duydunuz mu? İnternetle ilgili var. Cep telefonu gavur icadıdır diyen var mı? Kablosuz. Cep telefonu için yok da. Şu alete hayır diyen onu var. Onu diyen var. Vardı ama kullanıyor. Ben diyorum. Ama başbakan bile önünü açmış kullanıyor. Bir sinek geldi var ya. Ben hayatta burada büyük sinek görmedim. Sinek serçe kadar. Evet. O ne ya? Serçe kadar. Ben biraz oradan koşarak kaçabilirim. Bu klima da nasıl şey yapıyor? Bilmiyorum vallahi fakat hayatta gördüğüm en büyük sinek. Yalnız efendim. Vay vay. İki gündür yaşananlar. Seçilmiş kişilerin.
tahliye edilmemeleri. İşte bu ceberutluğun bir şeyi değil mi? Efendim? Lan cesareti bak kullanırım. Allah Allah, bu ne ya? Tabii. Bir dakika. Aman cesareti. Vurdum. Ben hayatım bu kadar yüksek. Tayyare gibi. Allah Allah. Şuradan şu suçuyu bir ilaçlayın ya. Bu sinek haftalardır burada yaşıyor ve giderek büyüyor. Sinekler çok uzun yaşar. Bu haftalardır burada. Evet. Geçen sefer şu kadardı, şimdi bu kadar olmuş. Şu kadar. Bu büyükte sinek. Ağırlıktan uçamıyor artık. Ne oldu, bunu restorana mı götürüyorsun Habertürk'ün? Lokantasına mı yemek yiyor? Ne yapıyor bu? Maşallah, ne olmuş bu ya? Bunu besleyen mi var acaba? Galiba besleyen hayvan var. Hayvan severler belki. Ya da Yiğit Bulut bize karşı örgütledi bu sineği. Bizim için besliyor. Ben geldiğimde salıyor buraya. Evet. Çok dala geçiyoruz ya. Kızıyor bize. Hiç üzülmeyin. Sinekten mi? Evet. Ne sinekler gördüm. Burada bal var demektir. Cins sinek var. Bal var burada. Sana geliyor demek. Evet. O ne sineği acaba? At sineği değil. Arkandan geçti vallahi. Hakikaten katana. Bu ne ya? Maşallah. Ara mı versek acaba şundan mücadele için? Vurdum. Kağıt acıdı, oyuncak olan bir şey olmadı. Evet, zor uçuyor. Tövbe tövbe ya. Bir sinek bizi mahvetti. Evet. Yiğitliğe sürdük. Biz bir sineklerin yiğitliğe sürdük diyorum. Peki Türkiye'nin saha kaydığı doğru mu? Bir sorun bu. Hadi buna cevap verin, soruyu sorayım. Evet. O Türk hep sahada değil midir efendim? Hayır, saha tarifinde anlaşmamız lazım. Nedir saha? Sol olmayan. Sol olmayan. Onda da bir sıkıntı yok yani. Dünyanın her yerinde bugün sağ ve sol partilerin gücü zayıflıyor. Baksanıza Almanya'da Yeşiller Partisi çıktı. Çıktı evet. Bir arayış içinde insanoğlu. Ama bu arayışın içinde de ortak noktalar biraz var. Sağ sollaştı biraz doğru. Evet. Yani artık bir dünyada bu ekonomi yani sanayi devriminin sonuna gelmesiyle beraber bu emek sömürüsü falan gibi şeyler ortadan kalkmaya başladı yavaş. Sosyal adalet arayışının Marksizm'in yolunda. Yok hayır yani sol partinin söylemi neydi, işte emeğin karşılığı şu. Ama şimdi giderek emek daha yani gelişmiş dünyada emek daha fazla karşılığını bulmaya başladı. Ama hatta sol, emek fazlası ortaya çıktı. Sol değil ki o. Tamam, ben bu tartışmayı açmıyorum da çünkü seninle bu konularda anlaşmamız mümkün değil. Şimdi, boşuna abuk abes bir tartışmaya girilir. Yani, bu bilimsel tartışmaya girilir. Ama ben pratiğe bakıyorum. Murat'la girilmez. Pratiğe gibi bakacaksınız. Pratikte ne oluyor, yani, ne bitiyor? Evet. Ben siyasetçi olarak pratiğe bakıyorum. Pratikte değişen ne var bu iktidar geldikten sonra? Sayın Başbakan geçenlerde söyledi. Ben kimsenin işine karıştım mı? Kimsenin hayat tarzı değişti mi diyor. Değişmedi. Doğru söylüyor. Doğru. Hele şimdi daha başka bir şey oluyor. Belki gelecek seçimde fark edeceksiniz. Sahiller içeriye doğru geliyor. Turizm içeri doğru kayıyor. Turizm genişliyor. Turizm genişledikçe sahil şeridindeki radikal düşünce azalıyor. Aynen bunu şey söyledi. Nihat Ergün burada kendisi anlattı. Dedi ki ya biz eğer dedi Türkiye'yi değiştirmeye, dönüştürmeye, muhafazakarlaşmaya çalışsak turizme bu kadar önem vermeyiz. Turizmi yayıyoruz, turizmi geliştiriyoruz dedi. Yani bu dedi bütün dedi baskı rejimleri dedi dışarıdan gelen etkiyi ortadan kaldırmaya çalışır, içeri dışarı gelişi azaltır. Ama buna mecburlar. Bunu bence bilinçli olarak yapmıyorlar. Turizm gelirlerinden vazgeçmeleri mümkün değil. Son sanayileşme hamlelerine ben bakıyorum. Hizmet sektörü daha fazla pay almaya başladı. Tabii ki. Turizmde de hizmet sektörünün ağırlığı çok fazla. Güzel bir şey bu. Tabii bence de hiç güzel olmaz. Bir şey. Çok güzel bir şey. Bir sıkıntı. Sol değil mi Fatih? Bir de tabii bir şey. Ağır sanayi hikayesi. Şimdi diyor ki Başbakan otomobil yapacağız. Yap. Tayyare yapacağız. Yap. Uzaya gideceğiz. Yap. Git. Peki altyapısı ne bunun? Altyapısı var zaten. Demirel'e kızdık. Toyota'nın arazisini verdi diye. Ford'u. Sonra Ford'u verdi. Evvela Toyota'nın patatesini verdi. Ford'u versin diye ben yazdım hatta. Tabii ben. Şimdi o ilk otomobil fabrikası olan Otosan 59'da kuruldu. Vesaire vesaire. Neredeydi hatırlıyor musun? Evet. Karaköy'deydi. Karaköy'de. İlk Ford fabrikası Karaköy'deydi biliyor musun? Tabii. Senin yaşın yetmez. O izni kim vermiş? Herhalde şeyin o zaman 59'da... 59 sonra şimdi terk ettiği bir arazisi var. Şimdi şimdi şey oluyor, ev oluyor. Ev oluyor orası. Kartal'da. Ben onun %10 hissedarın avukatlığını yaptığım için biliyorum. Vehbi Bey'le de çok konuştum o konuda. Şıkır şıkır imalat yapıyordu. Kamyon yapıyordu o evet. Zaman. Şimdi altyapısını inkar etmesi çok büyük hata. Türkiye'nin müthiş bir altyapısı var. Türkiye aşağı yukarı karayolları, hava yolları hepsini yaptı. Bugün
Ama mesela hatalar da yemişti mesela. Bugün Başbakan dediği yerli marka. Mesela Anadolu mesela süper bir markaydı. Ben hatırlıyorum onu. Çocuktum ama otomobil dergilerini falan izlerdim. Evet. Dünyanın bütün dergilerinde Anadolu'yla ilgili bir sürü yazılar çıkardı. Evet. İşte o STC diye model yapmışlardı. Kapak olmuştu otomobil dergilerine. Evet. Rahmeti Doğan o yolda yürümedi yani. Doğan gönülü rahmet. Şimdi hangi otomobili yapsanız en azın %60-70'i bir yerlerden gelecek. Dünyanın her yerinde öyle. Dünyanın her yerinde. Motoru gelecek. Uçak yapsanız motoru gelecek. Şimdi motor yapsanız uçağa gelecek. Uçak efendim, fabrikası motorun yapacak. Motorun gelmesi ayrı. Yani parçalarının gelmesi ayrı. Evet. Bizde dizayn edilmesi ayrı. Yani. Türk markası olmaz. Türk markası olmaz. Şimdi, başka bir şey. Keşke olsun. Çünkü marka fikir hakkı çünkü. Fikirden alıyorsun parayı. En büyük başarısı montaj sanayine değer vermesidir. Herkes kızdı o zaman. Montaj sanayinden geçtik. İmalat sanayine. İmalata geçtik. Geldik. Tayyip'i kim yaptı? Her şeyi bu Cumhuriyet yaptı. Cumhuriyet aslında başarısız. Bu Nuri Demir Ağa'nın fabrikasını da kapattı. Oradan başlıyor. Onu da kapattık. Oradan başlıyor. Kayseri fabrikası da kapandı. Evet. Kim kapattı? Kayseri. Menderes kapattı. Evet. Ama uçmuyordu uçak. Şimdi uçak sanayi dediğiniz sanayi. Ama uçak dediğiniz önce bir 10 tane uçma yaparsınız. Sonra bir tane uçan yaparsınız. İşte yani. Tayin'in yaptığı o. Ama benim gördüğüm Türkiye Cumhuriyeti'nin inkar edilecek bir geçmiş yok. Yok, hiç yok. Rejimde var. Rejimde ara dönemler var. Bunlar tabii sahanlıklardır. Onlar da kavgasını verdik geldik. Sayın Başbakan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni sanki sıfırdan yeniden kuruyormuş gibi ekonomide şurada burada söylediklerine katılmak mümkün değil. Ama dediği bir şey varsa ki o doğru. Siyasette bence istikrar sağlayamadı. İşte gözüküyor. Ama ekonomide istikrar ortaya çıktı. Bunu da kime borçluyuz? Kemal Derviş'le IMF'e borçluyuz. O planlar 8-10 sene önceki şey. Evet. O stabilize ettikleri programlar devam ediyor. Bunları da ayıp saymıyorum. Yalnız Hüsamettin Beyefendi, şeyde sizin bu AK Parti'nin başarısında ben sadece ekonomiye falan bağlamıyorum. Para. Yani Türkiye stabildir, şudur budur ama canı yanan bir kesim de vardı. Evet. Onların da bir Demokrat yerde... Demokrat Parti o başarıyı... Üstünde, yani oradan tamam, başarılı oldu. Canı yanarlardan başarılı oldu. Değil, evet. Şimdi bir rakam vereyim. Ama şimdi devamı işte şimdi oluyor. Şimdi bakın bir rakam vereyim size. Yani 24 50 ile, insan şeyi, 50 ile 60 arası milli hasıla %170 artmıştır. Evet. Bu 2000 ile 2010 arasında %40. Ama dış borç çok artmıştı aynı dönemde. Evet. Bu dönemde evet. Aynı. Yani milli hasıla açısından bakarsanız bu 10'ar seneyi mukayese. Ama 57 sonrası, 57-60 arası çok kötü. Ama 4 Ağustos kararlarıyla stabil hale geldi. Bir devalüasyon. Fatih Rüştü Yasar dedi ki iki kere devalüasyon yaptık. Bir tek suistimal iddiasıyla karşılaşmadık diye övündü. Doğru. Yani zamanı gelince devalüasyon da yaptı. Şimdi onların hepsini Türkiye siyaseti henüz yargılayamadı. Geçmişi bizim gibi yaşayan birkaç kişi kaldık. Onun dışında ben hadisenin tanıdım. Herkes kitaplardan okuyor. Kimi kitap başka türlü yazıyor. Tabii. Kimi kitap başka türlü yazıyor. Ama Menderes devalüasyonu tam değerlendirilmedi. Değerlendirilmedi. O çok ağır bir devalüasyon. Vakka dövüşler var ama tarihçi yok. Evet. Vakka dövüşlerin... Şimdi oturup ben bile bir yazsa da yazmadım. Ayıp. Niye yazmıyorsunuz? Ayıp ettim. Siyasetle uğraşacağım derken. Şimdi yazın. Tabii. Azrail müsaade ederse yapacağım. Allah bilir yazın. Ağzınızdan yel alsın Semet Bey. Yani, tövbe tövbe diye. Başladınız değil mi bir şey? Başladım. Yazıyorum. Şimdi arşivi toparlıyorum. Süleyman Bey de yazıyor değil mi bir şeyler? Süleyman Bey yazdı. Çok şey yazdı Süleyman Bey ama onlardan şimdi zannediyorum yakında İslamköy'deki vakfı açacak. Binayı açacak. Evet. Bu Etiler'deki depo ne oldu? Hepsini oldu? Oraya götürdüler. Hepsi, burası gitti hepsi, mi? Orası güzel oldu. İşte açacak. Mesela ben başbakanın onunla ilgili konuşmalarını ayıpladım. Ondan faydalanmak lazım. Onu karşılığını almanın hiç zararı. Kesinlikle. Yani şunu söyleyeyim. Demirel'den faydalanmak lazım. Evet. Yarın öbür gün Tayyip Bey siyasetten ayrıldığı zaman ondan faydalanmak lazım. Hepsi. Yani bunların isimlerine vakıflar kurmak lazım. O vakıflara çalışmalar. Tabii. Bunlara tabii. Devletin Amerika'da destek olması lazım. Yani. Böylelikle devletin hafızası, toplumun hafızası, siyasal hafızası nesilden nesile gidiyor. Evet. Bilgiler birikiyor. Tabii. Şimdi gidiyor hepsi hiç. Tabii. Sen gitsen her şey gitti. Evet. Siz gitsiniz her şey gitti. Şimdi. Ben gitsem bir şey gitmeyecek zaten. Bir şey yok. Sigara gider hiç olmazsa. İçme. Ne oldu o yüzden? İçme sigara içme. Ne sigarası ya? Gündüzleri içme. Reklam mı? Şart mıdır? Şarttır. Peki. Reklam arası. Evet. Hazırsın değil mi? Yarın eleştiriler olacak sana. Hangisi için? Lene Poral.
Bugün sana kızmış biraz. Ay, yazıda bir şeyler söylemiş. Şey, konseri diyorsun. Ben yok, şunu söylüyorum. Konserle ilgili değil. Senin Türk Beşlerine... Ay, konser gelişti. Yazısında diyor. Konser yazısında. Evet. Neydi şeyin ismi? Bestecinin. Rus. Eser çalınan. Stravinsky. Bizden de bir Stravinsky çıksın. Hepsini geri alayım. Stravinsky kadar dinlenen. Bizdeki... Yani hiç okum, neyse girmeyelim. Bizdeki klasik müzik bestecileri devlet memurdu kardeşim. Maaşının karşılığını yapmışlardı. Sanat için hiçbir şey yapmamışlardı. Ne Stravinsky'miz vardı, ne bir şeyimiz. Shostakovich'imiz vardır. Olsun. Ben söylediklerim hepsini Türk ödüğümü yalarım. Çaldı mı Viyana Flamini? Türk bestecilerden bir şey çaldı mı? Şimdi bir arada bir tanıtma fonuna para verdi, çaldırıyordu. Şimdi oraya çaldırdı mı bilmiyorum. Ama yani dünya şeyleri ortada da bir şey... Shostakovich'imiz, Stravinsky'miz, Haçaturyan'ımız bile yoktur. Beethoven'ımız var mı? Onu artık hiç saymıyorum. Hiç saymıyorum. Keşke olsaydı. Keşke olsa. Keşke olsa çünkü... Ama şimdi yani bu bir ayıp değil yani. Niye ayıp değil? Yetenek şimdi... mesela. Politika yanlış Fatih. Ha, politika ile alakası yok abi. Şimdi bakarsan kimin var abi? Almanların var. Değil mi? Büyük bestecisi. Rusların var. Polonyalıların var. İtalyanların var. Fransızların da var. Az. Fransızların az var. Az. Fransızların kayda değer mühim bir adamı da yok yani. Fatih, mesele niye biliyor musun? Bunların kendi müzikleri bu. Kendi kilise müzikleri bu abi. Kilise. Kilise kaynaklı. Biz bizde olmayan bir şeyi 5 sene içerisinde yaratmaya kalktık. Ve Türkiye Cumhuriyeti, bunu hep söylüyorum, maalesef 1930'lu yıllarda en fakir olduğu dönemde, buğday, arpa, yulaf sattığı dönemde güç bela toparlayabildiği o dövizlerle okullar yapmıştır, şunu bunu yapmıştır, evet. Ve bazı gençleri müzik eğitimine göndermiştir. Evet, kötü yapmış? Çok iyi yapmıştır. Evet. Ama demek ki bir yerde hata var. Ya reddi miras yapıldı, bu Türk müziği işte klasik müzik, pis Alaturka adi müziktir, Osmanlı ile beraber bitmiştir derken bir hata yapıldı, küçük görüldü veyahut yetenekler, gidenler yeteneği tartışmalıydı. Bugün... İstemez misin sen ya? Biz ama havuz dardı yani. Kentleşme azdı. Kimi tespit edeceksin yani? Belki köyde çok yetenekli çocuk vardı ama köyde piyano yoktu. Biraz da olmaz köyde, şimdi var mı piyano? Yoktu olmaz, yani. Şimdi olmaz. Biraz daha var belki. Yani köyde piyano yok. Ulaşamıyordu. Poşetin altında şey yok. Deniz oynayıp yonozel çalacak köylümüzün. O mizahdı o. Mizah olmadı biliyor musun? Ben tenis maçlarına falan gidiyorum zaman zaman. Tenis turnuvalarına falan. Abi Kayseri'den, Elazığ'dan, tenis kulüplerinden çocuklar geliyor. Türkçeyi zar zor konuşuyorlar. Takır takır tenis oynuyor çocuklar, biliyor musun? Mangır var çünkü. Mangır var. Teniste para var. Kızlar var. Diye. Çetin Altan'ın dediği oldu ya. Oluyor oluyor. Ama yavaş, kızlar da çok oluyor. Giyiyor. Teniste eşofmanlı kız olsa girmezlerdi evet. Belki. Yok yok. Alakası yok. Ama yok, keşke Stravinsky bizde de olsaydı ama neyse. Yok. Onun için hiç Zeynep Hanım bana laf atmasın. Ben başka bir şey soracağım. Söyleyeyim şunu, çok affedersin. Pardon. Türkiye'de, Türkiye'nin o ayağıda bir bestecisi niye çıkmadı? Benim söylediğim o. Ya onlarda da 300 ya da 5 tane çıkmış kardeşim. Islıkla çalınabiliyor mu Saygun diyor. Stravinsky'nin senfonisini, o üçlüsünün şeyini çalamazsın. Ama piyano sonradını çalışırsın. Çalarsın tabii. Islıkla çalarsın. Bizde o da yoktur. Ha bizde ne vardı? Çayda Çıra'nın çok sessizi. Kerik şeyler vardı. Neyse. Keşke olsaydı. Mesele odur. Hani armoziye diyorlar ya. Halkın bin senedir çaldığı parçayı alıyor. Armoziye edip eseri diye koyuyor ortaya. Onlar da işte. Köçekçeler. Köçekçeler. Neyse. Açma eski şeyleri. Keşke neyse, olsaydı. Ben başka bir soracağım. Benim şahsen CHP'nin seçim dönemiyle ilgili, siz demin bazı şeyleri eleştirdiniz, benim de başka bir eleştirim var. Ben Kemal Bey'in de CHP adına konuşan diğer siyasetçilerin de kelime haznesini çok dar buldum. Siz az önce başbakan için söylediniz ama ben aynı hastalığı daha yoğun bir şekilde CHP'de hissettim. Berbattı ya. Derinliksizdi berbat. Konuşmaları. Yani 150-200 kelimeyle sınırlı ve... şöyle diyeyim yani siyasi konuşmasında bile derinliksiz bir sığ diyebileceğim bir üst popülizm vardı. Yani CHP'yi bu seçimlerde desteklemiş birisi olarak söylüyorum bunu. Sığ buldum. Katılır mısınız? Katılıyorum. Siyaset Türkçesinin zaafa uğradığını söylüyorum. Siyaset Türkçesi biraz da kelime demektir. Kelime ve kavram demek. Kelime ve kavram demektir. Eğer lügatçeniz zengin değilse sıkışıyorsunuz. İşte demin işaret ettiğim nokta tabiri o. Deyimi o, kelimesi o. Sıkıştığınız zaman nokta diyorsunuz. Halbuki sıkışmamanız lazım. Sizin kelime hazine zengin olacak.
Bir de Osmanlıca'dan bazı kelimeleri artık kullanmaya başlamalıyız. Türkçe bazı kelimeler bize yetmiyor. O kelimelerin yerine artık Osmanlıca'nın bazı istilahlarını diyeyim. Uzun zaman kullandığımız. Kullandığımız. Mesela alaka. Ama onu da gençler anlamıyor sanki gibi geliyor bana. Almut bir şey ağzıma düş istiyorlar. O zaman Türkçe eğitimimizin yanlış olduğunu söylüyorum. İki kere duyar öğrendim. Yani işte ben mesela zaman zaman gazetede muhabirlerle veya işte geçmişte televizyonda yöneticilik yaptığım zaman konuştuğum zaman arkadaşlarımızla kullandığım son derece basit aslında kelimeleri bile anlamakta güçlükleniyorum. Kızın niye anlıyor? Evde konuşuyordu mu? Aa işte. Evet. Mesele o. Konuşuyordu. Ama Zeynep 10 yaşında Allah selamet versin Süleyman Demirel gibi konuşuyor. Diyorum ki yani bu sen diyorum Süleyman Demirel değil mi sen diyorsun? Konuşuluyor evde. Konuşuyordu. Bu da çok konuşulsa gençler de anlıyor. Türkçeyi değiştirmemiz gerekiyor, zenginleştirmemiz gerekiyor. 100 kelimeyle Türkçe konuşuluyor. Çok artık. Şimdi çok yeni şairler var. Ama onların da kelime azlığı çok zayıf. Değil. Çok zayıf. Çok zayıf. Bir Yahya Kemal kelime zenginliğine sahip değil. Ruh yok. Yahya Kemal'i Yozgat milletvekili tayin etmiş Atatürk biliyor musunuz? Yozgat. Demiş ki iyi de orada nasıl şiir yazarım demiş. Yaşa. Bir Kandilli var mı? Yok. Bir Çamlıca var mı? Yok. Bir Süleymaniye var mı? Yok. Giderim gitmesine de boş dönerim demiş. Yahya Kemal Türkçesini bugün şiirlerinde kullandığı istilahları bizim gençlerimiz bilmiyor. Ama sadece Süleymaniye savaş şiiri bir Osmanlı tarihidir. Tabii canım. Ciddi okuduğunuz zaman bir Osmanlı tarihidir. Ama buna mukabil gelin Orhan Veli'yi de okuyun. Hatta son zamanlarda Ahmet Arif gibi bir şey. Hepsinden zevk almak mümkün. Güzel Türkçemiz de var. O ikinci yenilere kadar ben geldim. Bundan sonrasını ben de bilmiyorum. Çok da güzel adamlar var. Murat Anmungan. Yani. Biraz Orhan Veli diyorlar. Orhan Veli'nin eski tarz şiirleri de vardır. Evet. Bir de yeni tarzın eski tarzında Türkçesi zengindir. Yahut dem bezmi visalinde heba olmak içindir. Nabzım helecanında sada olmak içindir. Bu da Orhan Veli'dir. Bunu mu okumazlar? Mesela kaç şiir biliyorsun çok merak ediyorum. Yok abi ezberlemiyorum okudum aklımda kalıyor. Bazıları da şiir havuzası. Okudum aklımda kalıyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. Ya 100 tanıyamıyorum. Sen 30 sene önce gördüğün adamı tanıyorsun ben tanıyamıyorum. 2 gün önce tanıştığım insanı tanıyamıyorum bazen. O şiiri unutma. Şimdi Türkçe fakirliği sadece siyasetçilerimizde değil ben televizyonlarda da seyrediyorum. Aynen. Sunucularımızda da, o sunucuların programına katılan bazı kardeşlerimizde de var, devam ediyor. Ana fikrini anlatmakta zorlanıyor. Türkçenin güzelliği o. Demin onu söyledim. Evet. Türkiye ne için üniter bir devlet kalsın? En başında ana dili çok düzgün ve ana dili çok dolgun. Dünyanın her tarafında konuşulabilen bir dil. Ben Kırgızistan'da bir konuşma yaptım. O zaman Askerov vardı. Dedi ki %50'sini anladım. Sevinçle geldi bana sarıldı. Biraz da Öztürkçe kullandığım için. Çok oralardan da gelecek diller var. Oralardan da gelecek bir takım istilahlar var. Tabirler var, deyimler var. Ama mesela Azerbaycan Türkçesini biz etki altına almak zorundayız. Azerbaycan Türkçesi de geniş bir Türkçe. Aldık ama o da efendim çok iyi bir şey değil. Değil. Azerice Oğuzhan'ın çok önemli bir konudur. Evet. Çok etkisinde kaldı bizim uydurma kelimelerin de çok. Çok Rusya'nın tesirinde kaldı. Ama Rusya'nın anlama tesirinde kaldı. Ama, ama Azerice... Yani Rus kültürü ezmiş Azerice. Fatih Azerilerin akademik yayınlarını gördüğüm vakit nefis bir Türkçedir. Nefis bir Türkçedir. Nefis bir Türkçedir. Şiirleri bizim de öyledir. Evet tabii ki. Doğu Anadolu'da konuşulan Türkçe mesela Azeri Türkçesine daha yakın. Yakın ama ondan biraz daha şey. Yani Sovyet Azeri ise tamam Rusya'nın etkisindedir ama... Yani bir Şehriyar'ın Türkçesi ne? Haydar Baba'nın ben Türkçesi ne? Ben bölünmeyeceğine inanıyorum. Ama günün birinde Türkiye, Azerbaycan'la çok başka bir devlet protokolü de yapabilir. Peki yani Türkiye, şimdi geçen gün burada Ahmet Tan, Altan Tan'la konuşuyorduk. Söylediği bir şey makul bence. Bu coğrafya genelde bir bütün olarak yönetilmiş. Tabii. Roma, Bizans, Osmanlı. Bu coğrafyaya baktığın zaman bütün bu bölge ülkelerini içinde alan tek bir devlet olarak. Ama o şeyden bazen eyaletler unsurlar kuvvetsiz. He? Unsurlar zayıf. E şimdi çok mu kuvvetli unsurlar? Diğer unsurlar zayıf. İşte aynı şey bugün de var. Yani Türkiye'nin büyüme daha geniş bir coğrafyada belki eyaletler olarak çünkü Osmanlı bir anlamda öyleydi. Yönetilmesi mümkün değil mi? Kabil değil mi? Bugün için değil.
Ama ben gelecek zamanlara ipotek koymayı sevmem. Gelecek kuşaklara da. Ama benim gördüğüm şu an Türkiye'ye ne toprak almalı ne toprak vermeli. Çünkü yeterli toprağı var. Ve elindekini tutsun yeter. Ve bu toprakta rengarenlik var. Yaşar Kemal'in dediği gibi bin bir çiçekten bezenmiş bir bahçedir diyor Anadolu. Gerçekten bin bir çiçekle bezenmiş. Bu Anadolu bize yeter. Bu Trakya bize yeter. Bu topraklar milli mırsak sınırları içinde. Güçlü bir devlet kurmakta olduğumuzu görüyorum. Çok güçlü bir devlet. Bu kentleşme, bu gelişme ve medeniyetin bize verdiği imkanlar, uzarlık, çağdaşlığı aşan bir büyük bizi gelişmeye doğru getiriyor. Üstelik de çalışkan bir halkımız var. Buna Kürt, Türk fark etmeden o söylüyor. Çalışkanlık bizim komşularımızda yoktur. Yok, Yunanistan'da sıkıntı bizde yoktur. Doğu'da da yoktur. Evet. Yani şeyde, Suriye'sinde, İran'da falan yok, o çalışkanlık yoktur. Hatta Akdeniz ülkelerinde yok. Evet. Ama benim gördüğüm Türkiye eğer demokrasi meselesini çözerse, bütün meseleleri çözmüş Türkiye. Çözeceği bir tek demokrasi kaldı. Onun için deminden beri ona uğraşıyorum. Demokrasiyi bu seçimle biraz daha çözebilseydik çok rahatlayacaktık. Efendim o da biraz genetik yani. Hayır. Biraz da bizim ceberutluk genimizde yok mu? Hayır. Yani tabii daha, bakın bir şey söyleyeyim. At sahibine göre kişiler derler. Siyasi kadroların Türkiye'de sadece ekonomiye katkıları artmamalı, Türkiye'nin kültürüne de katkılar artmamalı. Şüphesiz tabii. Çok önemli bir kültür. Galiba vaktimiz dolmuş. Şunu sorup noktalamak istiyorum sen gibi. Bu ülke beni yordu. Niye işte başta üstüne bu seçimden çıkıyoruz artık rahatlayacağız falan filan diyoruz. Yine bir şey, yine bir şey. Ne zaman bunlar biter? Bunun ilacı nedir? Evvela erken yorulduğunuz için üzülüyorum. Yorulmayın. Ben 78 yaşıma geldim, yorulmadım. Bir taze kana, taze kuvvete her zaman ihtiyacımız olabilir. Ama bütün kuşaklar bir araya gelerek bu ülkeyi bir yere getirebiliriz. Ben geçmişe bakarak bir değerlendirme yapıyorum. 923'teki Türkiye ile bugünkü Türkiye bir mi? Değil. Değil. 70'lerdeki Türkiye ile bir farklı. Onu bırakınız. Ben 1939'da ilkokula başladığım Türkiye ile bugünkü Türkiye bir mi? Değil. Bir Çubuk Barajı vardı bizim yurt bilgisi kitaplarımızda. Şimdi o yüzme havuzu gibi kalmış. Evet. Sadece benim dönemimde kurulmuş barajların sayısını hatırlamak bile mümkün değil. Ben Türkiye'nin gelişmesinden memnunum. Ve bu memnuniyetimi ifade etmek için şunu da söylüyorum. Kürt kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz, amca çocuklarımız, dayı çocuklarımız neyse ayrılmaya kalkarlarsa bu coğrafyada onları yaşatmazlar. Türkiye bölünürse ana kıtamız yaşayabilir. Biz yaşayabiliriz ama bizden ayrılanlar giderler ve eba olurlar, enkaz haline gelirler. Kolay değil yeni bir devlet kurmak. Bu devleti şunu bu kadar oyarak kur. Şu meseleleri dahi ne kadar zamandır tartışıyor ve sonuç almaya uğraşıyoruz. Hukuki meseleler tartışıyoruz. Anayasalar yapıyoruz. Kolay mı? Kimse bağımsız bir Kürdistan devletini bu coğrafyada yaşatmıyor. Söyleyen yoksa durum değil mi Fatih? Peki yok. Filistin, Filistin. Bakın iki tane Filistinli lider burada. Birbirleri anlaşamıyorlar. İki Filistinli lider anlaşamadığı için Gazze'sinden tutunuzda Kudüs'üne kadar henüz bir devlet kurma imkanı sahip olamadılar. Tarihte olmamış ama öyle bir devlet. Evet. Tarihte yok Filistin diye bir devlet yok. Tamam hocam kapatıyoruz. Benim bir son bir lafım var. Buyurun. Nikah memurları avukat cübbesi giyerler ama avukat olamazlar. Avukat değillerdir onlar. Cübbe giyerler. Neden giydiklerini bilmem. Türkiye'de de aynı şey. Türkiye devleti bugün Batı medeniyetine doğru yönlenmiştir. Ona ne kadar kaftan da giydirseniz, Hacı Hoca cübbesi de giydirseniz, Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve kişiliğini bulmuştur. Yaşama süratle devam edecektir. Ben Türkiye'den çok ümitliyim. Hepimizin. Hiç. Onda bir kuşkunuz olmasın. Buradan geçmişte onlarla beraber siyaset yaptığım VDP'lere son defa sesleniyorum. Sakın ha meclisi boykot etmesinler. Herhalde etmeyecekler. Evet. Evet izleyiciler, tek tek özelinin sonuna geldik. Haftaya da buradayız. Ondan sonra yokuz. Bir daha olur muyuz, olmaz mıyız? Vallahi kendi adıma bilmiyorum. Bardakçı adına konuşma yetkisine sahip değilim. Ama hakikaten bu boş eleştirilerden bıktığımı söylemeliyim. Öyle oturdun, böyle oturdun, gözlüğünü salladın, kafanı biraz salladın, özletelim. Kaşını kaldırdın. Bilemiyorum. Ondan sonrası Allah kerim diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.